İyi akşamlar sevgili canlar. 4 Cam 1 Cem programını canlı yayını başlatmış bulunuyoruz. Hepinize sevgiler sunuyoruz aşk ile. Bir süre biliyorsunuz canlı yayınlara ara verdik. Çünkü Aleviler açısından önemsediğimiz bir kurultay gerçekleştirildi Avusturya'da. Bu kurultaydan kaynaklı biz canlı yayınlarımıza ara vermek istedik. Tamamen oraya kilitlendik hepimiz gibi. Hepiniz de öyle yaptınız biliyoruz. Kurultay gerçekleştirildi. Kurultaya hem olumlu olumsuz eleştiriler de yöneltildi. Biz de bunların hepsini gözlemlemek istedik. Aceleci olmak istemedik. Bunu doğru anlatabilmek gerektiğine inanıyorduk ve herkesten gelen eleştirileri de duyabilmek istiyorduk. Bunun yanı sıra da şu anda gördük ki sanki böyle bir gündemimiz olmamış gibi davranılıyor ve yani Avusturya'da yaşanan kurultay şu anda hiç konuşulmamış, hiç yaşanmamış gibi davranılıyor ve biz de bu yüzden bütün sözümüzü buraya saklamaya çalıştık. Birkaç canlı yayını bunun üzerinden yapmak istiyoruz. Şu anda iki konuğum var, iki canımız var. Birisi Mehmet Ali Demir, Avusturya Alevi Birliği Federasyonu'nun hazırladığı kurultayda hem aktivist hem yönetici ve örgütleyicisi olarak hareket etti. Kendisi var, hoş geldi kendisi ve aynı zamanda sosyolog, araştırmacı, yazar, aydın canımız İbrahim Ergin konuğumuz. İkisiyle de sohbet edeceğiz bu konuda. Siz isterseniz iyi akşamlar deyin canlar, ben sözü size bırakayım şimdilik. İbrahim Hocam, İyi sevgili akşamlar, Haydar, iyi akşamlar. sevgili İbrahim Hocam, sevgili Haydar, sevgili canlar, bizi izleyen canların herkese iyi akşamlar diyorum. Evet. Tamam, ben o zaman direkt konuyu gündemi başlatayım. Siz de iyi akşamlar demiş oldunuz. Canlar biliyorsunuz Avusturya'da uzun süredir bir mahkeme süreci vardı. Bu mahkeme sürecini hala sürdürüyorlar canlar ve canlar bu konuda kalktılar bir de kurultay gerçekleştirdiler. Bu kurultayı bizzat gerçekleştiren canlardan biri olan Mehmet Ali Demircan'a ben ilk soruyu sormak istiyorum. Kurultayı genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarı ve başarısızlık oranı açısından. Evet, yani ilk olması anlamında gerçekten de çok değerli bir kurultay gerçekleştirildi Avusturya'da. Yani bu Avusturya'da, Türkiye'de de sanıyorum bu şekilde. Yani bu konuda Alevi konusu, Alevi hakları üzerinde daha netleşmek, bu yolu, bu erkanı konusunda daha netleşmek anlamında bir kurultay yapıldı. Buna bu kurultaya birçok gazeteci, yazar, akademisyen ve halkımızdan katılanlar oldu. Avrupa'daki bütün hemen hemen kurum başkanlarımız hazır oldu kurultayımızda. Önemli, gerçekten çok önemli. Çünkü önemi şuradan kaynaklanıyor. Yani artık bence Alevilerin kendi yollarını, erkanlarını, kendi inançlarını bir isimlendirmesi gerekiyor. Yani öyle bir durum, öyle bir ortam yaşıyoruz ki her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes Alevilik hakkında kendine göre bir yorum yapıyor. Elbette ki bu tartışmalar yaşanacak. Yani ben şunu şu şekilde görüyorum. Bu şu anda Alevilerin doğum sancısı diye bakıyorum. Yani Alevilerin gerçekten de bir doğum sancısı yaşıyor. Bu bir şekilde bir yola oturacak. Ama bu yola otururken de bunun bu şekilde kurultaylar yapılması gerekiyor. Yani daha geniş kurultaylar yapılması gerekiyor. Daha geniş çalıştaylar yapılması gerekiyor ve bu kurultaylara ve çalıştaylara gerçekten de akademisyenlerin, işte bizim kurultayımızda da olduğu gibi önemli pirlerin, dedelerin katılması gerekiyor. Düşünce belirtmesi gerekiyor. Netleşmemiz gerekiyor artık. Bu anlamıyla elbette ki bir kurultayla biz bu yolumuzu netleştiremeyiz. Bir kurultayla biz bu çizgiyi netleştiremeyiz ama ilk ve önemli adımdı. Bu açıdan gerçekten de çok değerlidir. Peki Mehmet Alican bunu ilk olmasına vurgu yapıyorsun ya Avusturya için mi söylüyorsun yoksa Alevi hareketliliği açısından mı söylüyorsun bunu? Yani eksik olabilir. Ben bilmiyor olabilirim ama benim bildiğim İstanbul'da bir buna benzer bir toplantı yapıldı ama bu bir kurultay değildi. Yani bu bir ön toplantıydı. Onun dışında bu şekilde yapılan bir kurultay sanıyorum yok şu ana kadar. Yani böyle, çünkü
Avrupa çapında yapıldı. Yani bir ülke değil, bütün Avrupa'nın kurumların ve Türkiye'deki katılımcıların yer aldığı bir kurultay. Bu sanıyorum bir ilk yani. Peki kurultayın bir hedefi vardı. Hedefi bir cümleyle özetlemek istersek nasıl özetleyebiliriz ve bu hedefin bu hedefe ulaşma açısından kurultay ne kadar başarı sağlamış olabilir? Yani bir gözlem açısından söylüyorum çünkü baya bir üstünden de gün geçti. Yani bu ilk olduğu için şimdi şöyle bir şey söylüyorum sevgili Haydar. Yani bu çok basit bir olay değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Biraz sonra sevgili hocam da bu konulara değinecek sanıyorum. Yani Alevilik şimdiye kadar bizim işte dilden dile pirlerimizin getirdiği, yani yazılı bir kitabı yok. Dilden dile getirdiği bir yol, bir erkan, bir inançtır. Ama şimdi bir bakıyorsunuz ki özellikle bu son süreçlerde geçmişte de vardı ama son süreçlerde gerçekten de kendi içimize çıkan bir kesim, ne diyeyim onlara, hazır paşalar mı diyeyim, bir kesim kendi ceplerini düşünen ihanetçiler mi diyeyim, bunlar tarafından değişik yönlere çekilmeye çalışılıyor, asimile edilmeye çalışılıyor. Bu konuda gerçekten bu kurultaylar çok önemli. Ha, bu kurultayın, ilk kurultayın etkisi ne oldu diye sorarsan eğer, elbette ki yeterli değil. Yani gerçekten de çok başarılı bir kurultay oldu. Gerçekten de çok yani her şeyi rahatlıkla konuşabildiğimiz, tartışabildiğimiz 2 gün süren bir kurultay oldu. İlk günü büyük salonda ortak yapılan çalışmalarından bir çalışma gerçekleştirdi. İkinci gün alt bölümlerde bulunan 3-4 tane salonumuzda ayrı ayrı inançsal bazdan işte teolojik bazdan herkesin katılabileceği ayrı ayrı yine tekrar tartışmalar yaşandı ve bunlar bir sonuç bildirgesi çıktı. Yeterli mi diyorsanız elbette ki yeterli değil. Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Demin dedim yani bu bir doğum sancısı dedim ya, bu bir doğum sancısı. Yani bu bir başlangıç. Bu başlangıçta birincisini, ikincisini, üçüncüsünü aslında peş peşe yapılması gerekiyor. Yani belli aralıklarla bu tür kurultayların, çalıştayların yapılması ve bundan da bir artık bir zemine oturtmamız gerekiyor. Şimdi ben şöyle bir küçük bir cümleyle soru getireceğim tekrar. Yani şimdi hedeflenen en belirgin sloganlardan biri Alevliğin kendine özgü bir inanç olduğunu, Avusturya özgürlüğünde başlatılan mücadeleyi desteklemek amaçlıydı bu. Ve bu büyük oranda başarıldı gibi geldi bize. Gözlemimiz bu. Evet. Çünkü sonuç bildirgesinin içinde Alevilik önün arkasına hiçbir şey getirilmeden kendine özgü bir inanç olduğunu herkes kabul etmelidir diyerek bunu sunmuş oldu, deklare etti. Ama doğal olarak şimdi bu bir başarı. Yani çünkü bir ilk defa bu kadar net bir federasyon böyle bir tanımlama yapıyor. Ama şimdi gelen eleştirilerden benim topladığım genelde şu oldu. Diyorlar ki bir kelime ve bir cümleyle kurultaya gölge düşürmeye çalıştılar. Çünkü beklenti gerçekten çok büyüktü. Sloganı çok iddialıydı ve herkesin özlem duyduğu bir slogandı. Çünkü asimilasyonun bu kadar derinleştiği bir yerdi. Çünkü şu anda mesela ilk yorum yapanlardan Mahmut Erdoğan hemen aynı şeyleri söylemeye çalışmış. İşte bizler hiçbir semavi dinin gölgesi olmak istemiyoruz. Zaten bağlı da değiliz. Sadece Aleviyiz. Bizler ne oyuz ne buyuz. Sadece Aleviyiz. Ama buna yönelik gelen eleştiriler oldu. Şimdi bu eleştirilere ilişkin de bir şeyler demek ister misin? Çünkü bir tanesi kadimden deyip söyleyip semavi dinlerden ayrı bir şey olduğunu söylerken biliyorsun Kerbela kelimesi konmuştu. Bir de inanç bildirgesi okunurken orada da işte batini anlamda Hak Muhammed Ali cümlesi geçtiği için böyle eleştiriler geldi. Bu konuda neler demek istersin? Ben İbrahim Şimdi Hocam'ı biraz bekleteceğim çünkü sonradan bir de genel değerlendirme isteyeceğim. Özür dilerim. sevgili Aydar, başlarken özellikle şu kelimeyi söyledim. Özellikle söyledim. Bu bir doğum sancısıdır. Doğacak bir çocuğun doğum sancısıdır dedim. Ve bu sancıyı biz çekeceğiz. Yani siz şöyle diyelim. Yani yıllarca, yüzyıllardır diyelim, bir yüzyıldır diyelim, bir asırdır diyelim. Bu yaşanmış asimilasyon altında, baskılar altında, katliamlar altında Aleviler kendini, yolunu, inancını bir şekilde şimdiye kadar getirmeye çalışmış. Ve bu getirimler esnasında da elbette ki bu yolda buraya kadar gelene kadar bir sürü orasından burasından alınmış, orasından burasına eklenerek bu seviyeye kadar getirilmiş.
Yani çok kolay değil. Elbette ki benim söylemek istediğim o zaten. Yani kurultay başarılı mı? Bence çok başarılı bir kurultay. İlk olması anlamında. Zaten biliyorsunuz Avusturya'daki bu bizim Alevi kurum ABF, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu yaklaşık bir 10 yıldır kendi inancını hani herhangi bir dine, herhangi bir başka bir yere bağlı olmadan özgürce tanınması için bir mücadele veriyor ve bunun için gerçekten çok büyük bedeller ödedik. Yani maddi bedeller ödedik, manevi bedeller ödedik. Günlerce, aylarca gittik, geldik. İşte 3-4 tane mahkeme oldu. Mahkeme kapılarında o kışın soğuklarda insanlarımız, yani ben şunu gördüğüm zaman umutlandım orada mahkeme kapısında. 9 aylık çocuğunu kucağına almış. Yaklaşık 15 derece, sıfırın altında 15 derecede mahkemenin kapısına gelen anneleri gördükçe demek ki doğru yapıyoruz, doğru yoldayız diye umutlandım ve bu umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Elbette ki ilk kurultaydır. Yani ilk kurultay içerisinde şimdi sorunu bir seferde çözemezsiniz. Yani biz bir karar aldık, bir devrim yapmıyoruz. Yani bu bir devrim değildir. Ya da ne bileyim, bir savaş içerisine gidip de bu savaşı kazanıp bir yasa, anayasa çıkartıp o yana anayasayı kimseye kabul etmiyoruz. Bu sonuçta bir mücadeledir. Bu mücadelenin bir parçası da bir kurultaydı. Bir başlangıç olarak bir kurultaydı ve bu kurultayda gerçekten de çok büyük emeklerinden, çok büyük çalışmalarından Avusturya'daki, tabii biz kenardan köşesinden gittik. Yani bu gerçekten bu kurultayı hazırlayan canlarımız, dostlarımız çok büyük emekler verdiler. Öncelikle sevgili Özgür Başkanım, Özgür Turak ve diğer bütün Kasım, yani hepsini tek tek isim saymayayım da hepsinde çok büyük emekler var bu kurultayda. Yani çok da başarılı oldu, çok da güzel geçti, çok da verimli geçti. Konuşmalar, tartışmalar çok verimli ama yani şunu düşün, 2 günlük bir kurultay. Yani 2 gün içerisinde siz 100 yılın sorununu 2 gün içerisinde çözemezsiniz. 100 yılın sorunu siz 2 gün içerisinde orada bir çözüme kavuşturamazsınız. Ama başlangıç olarak atılan ilk adım olarak bence çok başarılıydı. Bazı konulara bizim de itiraz etmemize rağmen bazı şeyler elbette dediğiniz gibi sonuç bildirgesine bazı şeyler konuldu. Olabilir yani bu dediğim devam ederse yeni kurultaylar, yeni çalışmalar yani bu şeklinin bile daha sonra konuşacağımız, tartışacağımız sonuca doğru gittiğimiz zaman göreceksiniz. Siz de bunun farkındasınız. Siz de bunu gördünüz. Bu şeklinin olduğu halde bize yani yüzlerce saldırı, Evet, ben yüzlerce ona hakaret aslında yaşandı bağlayayım. yani. Ben ona bağlayayım. O zaman oradan devam edelim. Çünkü Yok. şey, yani doğru, evet, bazı eleştiriler oldu. Eleştirilerin haklılığını elbette ki hepimiz kabul ediyoruzdur büyük ihtimalle. Bu da normaldir demin söylediğin gibi. Yani çok uzun soluklu bir mücadelenin bir anda her şeyi halledebilmesi mümkün değil. Kendi çelişkileri de doğal olarak olabiliyor ama esas olarak yani kendine özgü bir inanç noktasında eğer kurultay devam ettirirse muhakkak bu kendi içindeki çelişkileri de beraberinde kaldırıp atacaktır bu söylemle, duruşla. Ben şunu sormak istiyorum. Kurultaya bazı çevreler tepki koydu. Kim bu çevreler? Çünkü eleştirinin de biraz dışına çıktılar. Bunları rahatsız eden şey ne? Onları böyle itiraz etmeye, rahatsız olmaya sebebiyet veren şeyler ne? Ve bunlar hangi çevreler? Yani bu konuda bir değerlendirmen olacak mı hocam? Elbette ki şöyle bir sorun var. Yani biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Aleviliğin önüne, arkasına, ortasına herhangi bir şey koymayın. Alevilik herhangi bir dinin bir mezhebi değildir. Alevilik herhangi bir dinin alt bir basamağı değildir. Alevilik Aleviliktir. Alevi bir yoldur, bir erkandır. Bizim yapmak istediklerimiz bu. Bunlar da elbette ki kimisi yıllardan beri bu konular buralardan hem çıkarları olan hem bu konularda devletle başta söylediğim gibi ne yazık ki içimizdeki diyeceğim içimizdeki Hızır Paşalar bize saldırıyor. Saldırırlar tabii ki saldıracak. Çünkü onların bir amacı var. Onlar devletle beraber işte hani eskiden beri söylenen bir laf var. Klasik bir laf var. Aynısını söylemek istemiyorum. Hani işte İran'dan TC Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak işte Alevileri asimile etmekte İlhan Mollalarıyla beraber çalışmalar. Bunlarla beraber işbirliğinde olan sözüm ona Ocakzadeler, biz Alevi Ocaklarına asla asla laf söylemiyoruz. Ben de aynı bir Kureşan ocağından gelenim ama ne yazık ki son süreçte şunu yaşadık. Ocaklar eliğinden Alevilik asimile edilmeye çalışılıyor. Ocaklar eliğinden Alevilik asimile edilmeye çalışılıyor. Bunu herkese burada bağıra bağıra söylemek istiyorum.
Yani okuduğumuz haberlerde sizler de görmüşsünüz, sosyal medyadaki paylaşımlarda sizler de görmüşsünüz. Yani neredeyse Aleviliği götürüp hani Serçeşme'miz dediğimiz Hacı Bektaş'ın karşısına koyup şunu yazabilecek cesareti bulabiliyor kendini. Ya siz Alevi ocaklarını işte eriterek götürüp Hacı Bektaş'a bağlamak istiyorsunuz. Ya bu nasıl bir düşünce tarzı? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir söylem? Nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Hani Hacı Bektaş bizim Serçeşme'mizdi? Hani Anadolu Aleviliğinin işte geldiği gözeydi, geldiği çeşmeydi diye bakıyordunuz şimdiye kadar. Ne oldu? Çünkü iş çıkarlarınıza denk gelmiyor. Neye yapmaya çalışıyorlar? Yapmak istedikleri şu. Biz Seyyid-i Saadet, evlad-ı Resulüz. Kardeşim biz Seyyid-i Saadet, evlad-ı Resul olduğumuza göre Alevilik de işte peygamberin soyundan sözüm ona geldiğine göre Aleviliğin bütün hakkı hukuku bizim elimizdedir. Ve bu konuda biz Hacı Bektaş'ı bile tanımıyoruz diyecek duruma getirdiler. Evet, teşekkür ederim. Ben şimdi bu çevrelerle ilişkim fazla bir şey söylemeyeceksin sanırım. Yani genel değerlendirmem bu İleriki oldu. yok yok o Tamam. konuda daha sonra İbrahim Hocam konuştuktan sonra Tamam. o sonra da ikinci bölümde o konuya tekrar değineceğim. Tamam, ben İbrahim Hocama döneyim. Bir Alevi araştırmacı, yazar ve aydın olarak kurultay hakkındaki öncelikle genel gözleminizi isteyeceğim hocam. Onun dışında da az önce Mehmet Ali Can'ın bitirdiği konulara da biraz değinmeni isteyeceğim. Mesela yani Aleviliğin bir yerlere bağlanma ya da işte soy ocaklı olması, yani Seyyid Saadet gibi bu tür şeyler konusunda da biraz konuyu bağlayabilirseniz beraberinde sevinirim. Onları da bir arada beraber değerlendirmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Buyurun yoldaşım. Eyvallah, aşkıyla. Şimdi öncelikle kurultaya emek veren tüm canlarımızı kutluyorum. Güzel bir kurultay oldu. Bu kurultayın derinliği tabii ki zamanla ortaya çıkacak ve insanlara yansıması da belli bir ölçüde zaman alacaktır. Birdenbire yansıması olmuyor. Tabii yansıması pozitif değil de negatif olarak algılayanlar tabii ki hemen direkt bağırıyorlar. Şimdi şöyle bir söz vardır Alevi geleneğinde, literatüründe. Sen yürü, yol arkandan gelsin derler. Şimdi bu kurultay da bize bunu gösterdi. Onlar yürüdüler ve bize yol açtılar. Şimdi bu yolu devam ettirmek, güçlendirmek ve beslemek gerekir. Bir de tabii terminolojik olarak kurultay kavramını pek kullanmak istemiyorum. Bu yaptığımız kurultay değildi, bir çalıştay. Burada bir gelenek, töre, yol ve inancın felsefesinin gerçek öz dinamiklerinin üzerine kurulması için yapılan bir çalıştaydır bu bence. Aynen. Kurultay gibi derneklerin yöneticileri, talipleri veya oranın örgütlenen insanları gelir, bir konu üzerinde kendi derneğin tüzüğü konusunda çalışmasını yapar ve bundan çıkacak şekilde kurultayın kendi öz dinamiğini oluşturur. Ama bizim inancımızın, yolumuzun ve felsefemizin derinliğini şimdi Mehmet abinin de dediği gibi İslam ve Semavi dinlerin hiçbir yöresinde bulunmayan bir anlayışın dışında ayrı bir inanç olarak gördüğümüz bu Alevi inancını doğal olarak oturtacağı dinamiği burada belirleyici bir yön yani eksen olması lazım. Ama burada bir şimdi sosyolojide şöyle bir olay vardır. Eksen kaymasıyla eksen kurum. Şimdi eksen kayması oluşmuş. Nasıl eksen kayması oluşmuş? Burada ocaklar ve dedelerin anlayış ve felsefelerini güncellemediklerinden dolayı öz dinamikleri tamamen yok olmuş ve bu öz dinamiklerin yerini başka dinamikler oluşturmaktan başka dinin, kendi inancının dinamikleri buraları beslemeye başlamış. Belli bir süreçten sonra kırılmalar yaşanıyor. Bu kırılmaların üzerine bu sefer de Şii bilinci oluşturulmuş ve Şii bilincinin kavramlarıyla bir dinamik oluşturulmuş. Şimdi bunların ikisini de bir taraf itip buradaki çalıştayda alınacak sonuçta şu belirleyici bir soru ortaya çıkıyor. Biz öncelikle neyiz? Şimdi güncel olarak ne diyorlar? Biz İslam'ın özüyüz. Gerçek İslam biziz. Birisi de diyor, biz Şii inancına yakın bir Alevi inancıyız. Birisi de diyor ki biz
Şii anlayışındaki ayrı bir düşüncenin iklimlerinden yararlanmış, faydalanmış ve ondan süzülerek gelmiş bir Alevi inancı olarak. Diğer bir örnek ise bizim savunduğumuz ve beslediğimiz örnek ise kendine özgü bir yolu ve felsefesi ve inancı olan bir anlayışı biz burada temsil ediyoruz. Şimdi bu anlayış üzerinden dinamiği beslemeye başlarsak kurultaydan çıkacak sonuç da şu olması lazım. Biz kendisine özgü yaşam biçimi, felsefe ve yolu, erkanı ve erkannameleri olan bir inanç olarak bunu ortaya koyduk ve bunu besleyip Mehmet Ali'nin dediği gibi bir doğum, 9 aylık bir doğumla bunun süreçlerini devam ettireceğiz ay ay. Ama bu süreçleri devam ettirirken kimlerle yola çıkacağımız da önemli. Şimdi bu şöyle beslemek lazım. Bir ırmak düşünün, bu ırmağı kirleten bir dere de var. Aşağıya bakıyorsun, bir aşağıda bir tane daha var. Bu dere, bu iki tane derenin, bu ırmakta iki tane derenin akmasıyla birlikte bu bulanıyoruz. Bu bulanmamasını önlemek için bu derelerin yatağını ya kapatmak lazım ya da burayı tamamen devir daim ederekten burayı temizlemek lazım. Yani ırmağı temiz tutmak için bu ırmağın tamamen genelinde akan suyu biz temizlemek için ne yapmamız lazım? Bir, öncelikle dilimizden ve törelerimizden, gelenekten, görenekten, usul ve adaptan çıkartacağımız İslami figürler ve sembol ve motifleri çıkartmamız lazım. Bu bir. İkincisi, karizmatik gördüğümüz bazı kavramlar ve karakterler tamamen bizim içimize girdiği zaman bazı işte ben evladı Resul'üm, ben ocaksadeyim diyen insanlar bunların isimlerini kullanarak da sanki isimler örneğin Ehl-i Beyt'te Ali'yi kullandığı zaman sanki bunlar Aleviliği konuşuyormuş gibi oluyor. Tam tersine Aleviliği konuşmuyorsunuz. Öyle olmuş olsaydı Şiiler de sürekli Ali'den, 12 imamlardan bahsediyor ama bunlar Şii bilinciyle şerri hükümlerle birlikte İslami motiflerle inancını yaşamaya çalışıyor. Ama biz öyle değiliz. Biz ne yapıyoruz? Bu karakterlerle birlikte biz kendi yaşamımıza kattığımız sürece karşımızdakine ötekileştirdiğimiz o sünni ve devleti Avrupa'daki iktidarlar şunu diyor. Ya siz Ali ve 12 imamları alıyorsunuz ama İslam'la ayrı değilsiniz. Siz ne kadar Ali ve Ehl-i Beyt'i savunduğunuz sürece İslam'la ayrılmıyorsunuz. Tam tersine buradaki bir birleşmeyi daha da perçinliyorsunuz. Şimdi biz tabii ki bu 500 yıllık, 600 yıllık Ehl-i Beyt ve Ali geleneğinin hemen iki günde yıkılacak diye bir olay yok. Bu insanların Ali'nin ve 12 imamların yaşam tarzının ne olduğunu çok iyi şekilde belirtmek lazım. Bu insanların duygusal, dünkü makalemde şunu yazdım. Bir, sosyolojide şu vardır, din sosyolojisinde. Bir şeyi kutsallaştırmak istiyorsanız öncelikle somutlaştırmanız lazım. Biz Ali'yi somutlaştırdık, 12 imamları somutlaştırdık. Sonra bu somutlaştırdığımız kişilere duygusal bir bağ kurmaya çalıştık. Bu bağ neydi? Cenknameler ve gazavetnamelerle bu insanın işte gücünü, zülfikarını, düldülünü ve küffarla savaşmasını, kelle kesmesini, bunlarla ilgili bu insanın işte öldürdüğü küffarla birlikte biz seviniyoruz. İşte zülfikarı 100 kişiye vurduğu zaman, öldürdüğü zaman seviniyoruz. Çünkü dinlediğimiz zaman duygusal bir doyum yaşıyoruz. Şimdi bunlar da oluşturulmuş. Üçüncüsü ise ritüel. Ritüeller de bizim duygusal kurduğumuz ritüellerimizle birlikte bu üçüncü ritüel de kendi ibadetlerimizde ve inançlarımızda, gelenek ve göreneklerimizde kullandığımız. Türbelerde kullanıyoruz bu motifleri, ritüelleri. Nedir bunlar? İşte Ali 12 imam aşkına diyorsunuz ki şu benim dileğim yerine gelsin diyoruz. Bir türbeye gidiyorsunuz, bir diyelim kutsi olan ağaç kültüne, dağ kültüne veya herhangi bir şekilde bu kültlerin içerisine girdiğiniz zaman orada dilsel olarak mecburen Şii inancının ritüelleriyle birlikte, kavramlarıyla birlikte ona dua ediyorsun. Ama sen diyorsun ki ben Alevim. Hayır, değilsin. Sen sadece onu kullanıyorsun. Burada dördüncüsü ise mitoloji. Bakın, somutlaştırma, bağlama, ritüel ve mitoloji dediğimiz, mit dediğimiz olgu giriyor. Mitolojiler de biliyorsunuz Ali'nin gelmediği, gitmediği bugün Türkiye'de hiçbir yer yok. Yani biz ne yaptık? Mitolojilerle bu insanın zülfikarlığı ve düldülünü
Anadolu'nun her yerine ayak bastırmışız. Bazı yerlerde Ali'nin ayak izi var, bazı yerlerde Zülfikar'ın kestiği taş var, bazı yerlerde işte Düldül'ün ayağının bastığı yerler var. Ali Kayası diyoruz, bilmem ne diyoruz. Bu gibi yerlerle Ali'yi buraya da getirmişiz. Ama gömlek değiştirmişiz ama içtihata aynı. Şimdi biz bunların dördünü işte bu çalıştayda anlatıp da buradaki özneler var. Bakın seçilmiş özneler oraya geliyor ve bu özneler orada diyor. Normal insan oraya gelip de bize bilgi veren insanlar değil. Burada akıl olarak bir önceki bilincini adımını atacak insanların ve bu insanların da anladıkları dili çok iyi bir şekilde oradaki insanları kabul ettirebilecek bir literatür benimsemiş birikimi donanımı olan insanlar bunları anlatacak ki oradaki insanlar da bulundukları kurumlara gittikleri zaman yöneticilerine ağlarını anlatacaklardır. Bu dinsel ağlarını, inançsal ağlarını anlattıkları zaman da bu tabii ki bir dalgalanma yaratacaktır. Bu dalgalanmayla birlikte inançsal bilinç burada aşamalar ve evrimler geçirecek. Şimdi oradaki anlatılanlar, oradaki insanlar anlatıldıktan sonra dalganın aynı bir gidip gelmesi vardır ya. Şimdi bu çalıştayın da bir gidip gelmesi olacaktır. Çarpışması olacaktır. Bu çarpışmadan sonra kalacak şey bize kendi öz dinamimizi besleyecek işte besindir. Bu besini almak için biz sosyal bilimcilerle çalışmamız lazım. Araştırmacılarla çalışmamız lazım. Sosyologlarla çalışmamız lazım. Bilimsel ve akademik çalışması olan sağlam ve objektif ve nesnel bakan insanlarla çalışmamız lazım ki öznel düşüncesini bu inanca kimlik kaydırması olarak vermesin. Şimdi biz bu düşüncemizin tabii ki saldırıların olmasının en büyük sebebi de nedir? Gerçeği biz söylediğimiz zaman bakıyoruz ki hemen Ocaksade ve Evladı Resul denilen kişiler bu kimlikle baskılamaya çalışıyor. Kimi? Buradaki hem çalışmayı yapan insanların üzerinde bir tahakküm oluşturuyor. Hem de kendi tabanları ve talepleri arasında. Bakın bunlar kendilerine pir mürşit veya evlad-ı resul diyorlar ama pir mürşit olmak için 4 kapı ve 40 makamdan geçmek lazım. Kimse pir ve Ocaksade'yim, evlad-ı resulüm diyemez. Demesi için sen 4 kapı 40 makamdan geçeceksin. O hakikat kapısını tamamen pişireceksin ki Turap makamına gelesin. Bazı insanlar Turap olmadan çiğ çiğ yalan söyleyebiliyor. İftira atabilen dedelerimiz var. Düşünün. Adına dede dediğimiz insanların kendi anlayışı dışında bir başka bir fikir yürüttüğü zaman o insana direkt suçlayıcı ve öteki olarak bakıp ve bu insanı dilediği gibi suçlayabiliyor. Bu suçladığı zaman da biat toplumu dediğimiz sürü toplumu da peşinden geliyor. Ya dedemize nasıl böyle bir şey söylüyor? Dedemizin söylediği doğrudur diyerekten onu sorgulamıyor, araştırmıyor. İşte burada biz eğer dedelerimiz de sorgulanır hale gelir. Sorgusu var bizde var mı? Var. Demek ki biz Dar-ı Mansur diyoruz. Dar-ı Mansur kim için vardır? Herkes için vardır. Dede için, pir mürşit için yoktur diyebilir miyiz? Hayır. Hıdır Abdal Hoca'nın için kuruldu? Bunlar için kuruldu değil mi? O zaman demek ki biz de dedemizi de sorgulayabiliriz, pirimizi de sorgulayabiliriz. Biz ocakları şu an bir devlet değil, Ocaksade'm değil mi? Sanki Ocaksade demek, ocakta tam anlamıyla yetişip de dede olan insan Ocaksade'dir. Ama günümüzde 120 yıldır ocakta yetişen insan yok ki. Sen Ocaksade'm diyorsun. Sen ancak temsilcisi olabilirsin. Sen ancak temsilcisi olabilirsin onun. Onun temsilcisi demek de nedir biliyor musunuz? Kendi inancının, ocağının hiçbir zaman için yetiştiremediği kişiyi kendi kendine yetiştirmişsindir olarak o bilinçle oluşturduğun makamı doldurmuşsundur ve böylelikle dede olmuşsundur. Ama sen evladı resulün deyip de soya sopa dayandırıyorsan bu olayı demektir ki senin hiçbir vasfın, husfun yok. Hiç soy sopuna güveniyorsun. Sen bütün lafı dedeyle almışsın demektir. Soy sopuna aldığın zaman bu olgu, bakın bu olgu İnsanların üzerinde bir etkiyi yaratıyor. Özür dilerim bir saniye. Mehmet Alican, senin oradan herhangi bir gürültü var mı? Oluyor mu? Yok. Kimse yok değil mi yok, etrafında? Yok yok yok. Hasan Can, mikrofonun açık olabilir mi? Bir yerden bir gürültü geliyor çünkü hocamın sesini bastırıyor biraz. Onun yüzden durdurmak zorunda kaldım. Yok, sesle ufaktan bir kesilme oluyor sanki. Yok, ben ses gürültü çok net ki ben duyuyorum ama hani yok, bize gelmiyor gürültü ama gürültüler... Bize gürültü gelmiyor.
Ben net Bana duyuyorum geldi. profesör. Ha, geldi mi Ya size? net duyuyoruz, Var. net duyuyoruz. Tamam devam edelim hocam. Şu anda kesildi. Siz devam edin. Yani duyulsun diye sesiniz net, o yüzden durdurmak zorundaydım. Bakın, ben şunu diyorum. Bir kısım dedelerimiz, evladı Resulcüm, Ocakzadem diyen insanlar soyuna, sopuna ve ocağına güvenmeden kendi kişiliğiyle, kendisiyle ortaya çıkması lazım. Onu hak edecekse, onu hak edecek aşamalardan ve süreçlerden geçmesi lazımdır. Ben kendi kitabımda da şunu açıkladım. Bir pir, bir mürşit olabilmesi için vasıf ve özellikleri vardır. Bu erkannamelerde de yazar. Cabbar-ı Kul'da da yazar aynı şekilde. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendi insanlarımız bunları kullanaraktan, bunların kendi inanç yapısında varmış gibi gösteren insanlar yalan söylüyor. Bazı insanlar öyle ki kendi Şii kaynaklarıyla bugüne Anadolu'ya gelmiş, cenknameleri okumamış, Hüsnü'yü tam anlamıyla okumamış, işte Kumru'yu tam okumamış, Hatikatü Süada'yı okumamış, Nehçü Belaga'yı okumamış, Faziletname'yi okumamış ve ama buradan bunlar bizim yazılı kaynaklarımız olarak gösteriyor. Ben geçenlerdeki makalemde şunu dedim. Dedim ki Hüsniye'nin ilk 3 ve 4. baskılarında bakın Alevilerin kitabı olarak gösteriyor değil mi Hüsniye? Evet, Burada bir ilk. muta nikahı var biliyor musunuz? Saatlik, günlük, aylık olarak tutabileceğiniz bir genç kızla birlikte yatabilirsin mutlaka. Bunu hangi Alevi kabul edebilir? Hüsniye'de var. Hüsniye'de var. Şimdi bu Hüsniye'de olan bir şeyi şimdi Alevi Ocakzadeyim, evlad-ı Resulüm diyen insanlar muta nikah yapıyor mu? Kendilerine veya başkalarının taliplerine söylüyor mu? Muta nikah yapabilirsiniz. Bu bakın İran'da geçerli bir olaydır. Şii Cafer'e, Şia Mollacıların yaptıkları bir olaydır. Şimdi bizim Alevilikte tek eşlilik olayı var. Şimdi işte dediğim gibi biz bazı şeylerimizi bilgi olarak bakın fikir olarak bilmediğimizden dolayı araştırma ve sorgulama yeteneğini kaybeden insanlar şuursuzsa saldırınca bu saldırıları altyapısını olmadan işte atıyorum işte bana adamın birisi hala İttihatçı diyor. Ehli Beyt düşmanı diyerekten o kadar vasıfsız, o kadar düşük bir şey ki cevap vermemi. Düzgün konuşuyorum. Diyorum ki bunları diyorum belgelendirin. Bu metni tamamen benim sayfamda yayınlayın ki herkes görsün, herkes bunu bilsin. İddiatçı olduğumu veya herhangi bir şey olduğumu. Bunu da yapmıyor. Kendi kafasına göre cımbızlayıp yorumlamış, onu yayınlıyor ve böylelikle bir etiketleme yapıyor. Şimdi bu etiketlemeler insanın cahilliğini gösterir. Araştırmadığını gösterir. Sorgulamadığını gösterir. İşte biz ne diyoruz? Diyoruz ki biz talipten, dededen, pirden, mürşitten dört tane aşama. Bu insanların eğer dili özünde eğer söyleyecek bir şey yoksa dili mutlaka yalan söyler. Bu insanlar da yalan söylediğinden dolayı insanları tam anlamıyla inandıramıyorlar. İnandıramadıkları zaman da bu sefer öteki lafıyla insanlara çamur atmak, onları düşmanlaştırmak. Aynı 80'li yıllardaki, 60'lı yıllardaki sosyalistleri de aynı şekilde yapmıştı. 64 sosyalistleri ilk sosyalist bilgileri aldıkları zaman ben ateistim, Allah'ı tanımam falan diyerekten kendi mahallelerinde bunu yapınca bu insanlar kendi mahallelerinden kovuldu ve bu kovulan insanlar 60'tan sonra Alevi mahallelerine sığınmak zorunda kaldılar Sünni insanlar. Ve burada insanlar artık şunu söylemek zorunda. Biz eğer Alevilik inancının yolunu, felsefesini tam anlamıyla öğrenmek istiyorsak burada hiçbir semavi dinin gölgesi dahi bizim içimizde olmaması lazım. Motif ve sembollerini tamamen atmak lazım da bunların hiçbirisi olmadığı zaman da bizi dikkate alacak bir Avusturya hükümeti olacaktır. Dikkate alacak bir Almanya hükümeti olacak. Dikkate alacak bir hatta Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Çünkü adamlar hala Cemevini Cümbüşevi olarak görüyor. Mum söndüğü yapıyorsunuz. 45 yaşındaki 40, pardon 65 yaşındaki bir din görevlisiyle mülakat yapıyorum. Hala şu diyor. Ya bu insanlar Ali'nin yolundan gitmiyor. Bakın din görevlisi, emekli olmuş bir din görevlisinden bahsediyorum. Bu insan bana şunu söylüyor. Alevileri tanıyor musun diye soruyorum. Sürekli saha çalışması yapılan bu insanlarda da bir çalışma yapıyorum. Adam diyor ki ben diyor pek fazla bilmiyorum ama diyor geçmişten öğrendiğimiz kadar bakın geleneksel inanç anlayışıyla bana söylüyor. Bunlar mum söndü yaptığını hala diyor düşünüyorum diyor. Bir. İkincisi
Bunlar diyor Allah'sız, kitapsız. Kestiğini de kesinlikle yemem. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum diyor. Bunlardan uzak duracaksın. Çünkü 3K sistemini Türkiye Cumhuriyeti'nden 1998'e kadar, 99 hatta 2002'ye kadar bakın katliam, kıyım, kurtulma 3K sistemiyle. Bu 3K sistemi geçmişte neydi? Komünist, Kürt, Kızılbaş. Bunlardan kurtulacaksın. Şimdi ise kıyım, kurtulma ve katliamla bizleri bunları yıldırmaya çalışıyor. İşte biz bunlardan kendimizi arındırabileceksek, bunların bilinçlerini değiştirebileceksek, öncelikle bu Çalıştay'daki o eksen kaymasını yerine bir oturtturmamız lazım. Ve bu eksen kaymasını kaydırmasını tamamen yerine oturtturduğumuz zaman zaten o dinamik besleyecektir ve kendi kendine o dinamizm ve dinamo kendi kendini çalıştıracaktır. Kendi kendine üretimler yapacaktır. Çünkü bizler burada boşuna durmuyoruz. Ben yıllardır ki, aylardır ki, günlerdir ki dağ tepe boşuna dolaşmıyorum ki. Bu bilgileri sizlere aktarmak için dolaşıyorum. Bunları sizlere vermediğim zaman bunlar ölüdür. Bunlar bilgileri kurumlarımızla paylaşmadığım zaman konferanslarla, panellerle bunların hiçbir önemi yok. Çünkü kitabı veriyorsun, kitap belki okunmayabiliyor. Ama sözlü olarak o insanlara bu bilinci verdiğimiz zaman insanlar en azından sıcağı sıcağın sorunu da soruyor sana. O soruya direkt de cevap veriyorsun ve o insanı o anda etkileyebiliyorsun. İnancının gerçek kimliğini öğretebiliyorsun. Şimdi söyleyeceklerim bu Ben kadar. teşekkür ederim. Haydarcan. Bölmek istemedim çünkü Evet. bütünlüğün kaybolmasın diye. Ama şöyle bir toparlama yapayım. Güzel, uzun bir konuşma oldu. Yani şimdi en büyük sıkıntılarından biri eksen kayması olduğunu söylediniz ve kendi takviye ve asimilasyonundan kaynaklı yarattığı şeylerle bir duygusal bağ kurdu ve artık onunla bütünleşmeye başladı. Bu yüzden de bunu dilinden kurtarabilmek için dilini temizlemek gerekiyor. Bütün figürlerinden alabilmek ve arındırabilmek gerekiyor. Bunun için de araştırmacı, yazarların bu konuda harekete geçmesi gerektiğini ya da geçirilmesi gerektiğini, kurumların da bu eksene oturması gerektiğini ama. Yani kurumun da bunu ihtiyaç görüp, çünkü ben Veli Balaban'ın çok sevdiğim güzel bir sözü vardır. Diyordu, Alevilik bize ahlak ve erdem katmayacaksa Aleviliğe ne hacet, yola ne hacet derdi. Çok doğru bir cümle. Yani şimdi ben de bu soruyu şöyle getirmek isterim. Ya bu federasyonlarımız, konfederasyonlarımız eğer bize bunları sağlamayacaksa onlara ne hacet? Yani kendi çelişkimizi, kendi asimilasyon cenderemizi kendimiz aşacaksak onlara ne hacet? Ben de böyle tamamlamak istiyorum onu ama yani söylediğiniz en önemli şeylerden biri de dilin kesinlikle arındırılması için motiflerden kurtarılması gerekiyor. Bunun yolu da buradan geçiyor. Yani örgütün, kurumların ve aydınlarımızın o eksen üzerine oturtulup döndürülebilmesi gerekiyor. Şimdi ben buradan Mehmet Ali Can'a doğal olarak döndüreceğim bunu. Şeyi soracağım. Yani şimdi tamam kurultay kendi içinde bir başarıyı sağladı. Yani bir de kendi içinde bir ilke adım atıyordu. Doğal olarak kendi içlerinde de çelişkileri vardı ve bu bildiriye bir kelime, bir cümleyle konsa da bildirinin sonunda Alevi kendine özgü bir inançtır demeyi başardı. Ve bunun devamını da umuyoruz getirecek. Çünkü yani kendine özgü bir şeyse az önce bir aydınımız, sosyolog ve araştırmacı canımız az önce bir şeyler söylüyor. Sen yani buysan o zaman diğerlerinden olamazsın. Yani bunu da arındırmanın yolunu kurultay bulacaktır. Şimdi bir de biliyoruz ki kurultayın dışında yani Avrupa Federasyonu'na yönelik bir Şiacı, kendine Şiacı diyen Müslüman kesimim diyenlerin bir saldırısı oldu. Bir şeyler söylediler. Yani yazdılar, çizdiler, gerçeğe dayanmış, dayanmamış umursamadılar. Bir şeyler yapmaya çalıştılar karalamak için ve kullandıkları dili biliyoruz. Ama yani bir şekilde de kendi federasyonlarımızın içinde de birileri çıktı. Yani mesela Almanya'dan birileri çıktı ve aynı dille yine kurultayı eleştirdi. Yani bu konuda ne diyeceksiniz? Çünkü az önce yani aydıncı yani araştırmacı canımız bu konuda güzel bir şeyler söyledi ve bununla örtüşüyor gibi de geliyor. Yani bu konuda o zaman size bu soruyu yöneltmem gerekiyor. Evet, şimdi İbrahim Hocam gerçekten çok önemli şeyler değindi. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli. Ben de demin başta söyledim. Yani bu bir başlangıç. Bunu sürdürmek, bu çalıştay. Yani kurultay değil de aslında ismini kurultay koydukları için ben de kurultay diyorum ama bu bir çalıştaydır. Bu çalıştaylar zamanla bu birçok sorunu bence aşacaktır yani. Zamanla konuşularak, tartışılarak işte İbrahim Hocam gibi buna benzer işte bizim bu konuda gerçekten çalışma yapan canların katılımıyla
Tabii ki buna yani şöyle bir şey söyleyeyim. Dışarıdan sadece yapılmış bir şeyi eleştirmek de doğru bir şey değil. Yani herkesin bu çalışmaya bir şekilde destek vermesi. Geçen İbrahim Hoca'yla ben çalıştırdan önce ben konuşmuştum. Aslında çalıştırdan olmasını da çok çok isterdim ama ilk yapılan çalışmalar içerisinde olmadığı için sonradan olmadı. Ama bunu herkes yani sırf Avustralya Büyükleri Federasyonu değil, sırf konfederasyon değil. Ben Aleviyim, Alevi yolu için, bu yol için bu mücadele veriyorum diyen, ister Türkiye'de olsun, ister Avrupa'da olsun, Alevilerin ileri gelenleri, Alevilerin bu yolda mücadele edenleri bu şekilde çalışmaları yapmak zorunda. Yani bunu bir kişi, bir kurum yapmış, bu kurum eksik yapmış, fazla yapmış. Elbette ki bir çalışta yapıyorsun. Buraya çeşitli düşüncede insanlar geliyor ve bunu hepsini bir seferde, başta da söylediğim gibi çözebilmemiz imkansız bir şey. Şimdi sorun şu. Demin İbrahim Hoca çok güzel bir şey söyledi. Ocaklarda işte pirlerin, ben daha böyle anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Şimdi her ocakzadeyim diyen adam pir değildir. Her ocakzadeyim diyen adam rehber değildir. Her ocakzadeyim diyen adam mürşit değildir. Yani bunun bir eğitimi, bir çalışması, kendini yetiştirmesi, kendini dara çekmesi, kendinin pişip belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Kardeşim, o zaman şöyle yapalım. Yani bir kandan gelen Osmanlı gibi, saltanat gibi yapalım o zaman. 9 yaşındaki adam da kalsın elini uzatsın desin ben pirim, rehberim. 15 yaşındaki de kalsın desin ben pirim, rehberim. Yani ne diyeceğiz buna? Şimdi bu ocaktan geliyor diye. Kardeşim, ocaktan geliyor, adamın yapmadığı sahtekarlık yok. Adamın yapmadığı düzenbazlık yok. Yani kendi kendine bir kere kendi kendine hesaplaşmamış. Kendi benliğinden hesaplaşmamış. Kendisini belli bir yere kadar getirmemiş, kendisi pişmemiş, kendi kendisi daha pişmemiş. Nasıl talipleri örgütleyecek, nasıl taliplere bu yolda, bu yolu, bu erken öğretecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu eğer kanat sırt dayandırırsak, yani ben bu soydan, en tehlikelisi şu: ben evladı Resulüm, Seyyid-i Saadet'im, bu kurum bana verilmiş, bunu sorumlusu benim demek, kana götürüp dayandırmak bence çok tehlikeli ve çok ileriki süreçte de yani ne bileyim, yani bunun üzerinde tabii ki tartışacağız. Yani ben bunu tek bir şeye dayandırıyorum. Faşizme dayandırıyorum. Hitler'e dayandırıyorum. Mussolini'ye dayandırıyorum. Benim ırkım, benim kanım çok senin kanından daha yücedir deyip de benim ırkım senin ırkından daha üstündür, sen bana hizmet etmek zorundasın mantığıyla hareket etmek, Alevilik ilkesine, Aleviliğin yaşam şeklinde ters. Aleviliğe asla ve asla kenarından, köşesinden geçmez ya. Aleviler eşitliği savunur, Aleviler birliği savunur, Aleviler beraberliği savunur, Aleviler tüm canları, insanları can olarak görür, büyük, küçük yahut da ne bileyim yaşlı, genç görmez. Şunu söylüyoruz, hani hep söylediğimiz bir laf var ya, hani o Kırkların Cem'i, Kırkların Cem'i diye bir, hani Alevi ritüel olarak Cem, kendi Cem erkanını oraya dayandırıyor ya. Ya be kardeşim, senin hani o doğuş dediğin, yani Cem'in doğuşu dediğin, Kırklar Cem'inde peygamber olarak kapıdan içeri almadığın, ümmet olarak sen kendi ümmetin, senin ümmetin değilim diye red ettiğin, var git kendi ümmetine peygamberlik yap dediğin adama bugün salavat getiriyorsan, benim peygamberim diyorsan, yani bu nasıl bir çelişki, bu nasıl bir yaman çelişki, nasıl, bu nereye koyuyorsun? Onu çıkıp da bu bir zahmet, bu Seyyid-i Saadetler bize anlatsın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani demin hocam çok güzel söyledi. Ya ben de ocakzadeyim. Benim babam yıllarca dedelik yapmış ama benim babam gerçekten de bir ocakta, pirin yanında kalmış, yıllarca orada kalmış, öğrenmiş, pişmiş, belli bir seviyeye geldikten sonra bunu yapmış ki o hale geldiği halde babam asla ve asla cenaze erkanları yapmazdı. Niye biliyor musun? Ben dedi bunun içinde, bunun altında kalkamam. Bu bana göre değildi. Mesela birçok şeyi kendisi yapmazdı. Kabul etmezdi. Yani o kadar eğitim görmüş benim babam. Ben yani yıllarca bir evladı olarak şunu gördüm. Sabah kalkar, kahvaltı yapar, kitap okurdu, uyurdu, kalkardı, kitap okurdu, uyurdu, kalkardı, kitap okur, araştırırdı, kitap okurdu. Bu adam bile hani ben her şey için yeterliyim demiyor. Bugün bir bakıyorsun 25 yaşında, 30 yaşındaki canlarımız, şunu söyleyeyim, yani yaş pek de önemli değil. Kendi gerçekten yetiştirmişse, gerçekten kendini bu yola bir yol önderi olarak görüyorsa, ben tamam işte hani o dediğimiz 40 kapı, yani o makamları geçtim diyorsa, 40 makam dediğimiz şeyi geçtim diyorsa, ben bu yolda kendimi yetiştirdim diyorsa, ben piştim diyorsa, ben bu
insanlarıma öncülük yapacağım, önderlik yapacağım diyorsam söyleyecek bir şeyim yok. Yaşın pek de fazla bir önemi yok. Ama yani bu kalmadı. Birincisi o. İkincisi de şu. Ya bizim köylerimizde, bizim kaldığımız bölgelerde her ocağın bir talibi vardır. İbrahim Hocam bunu araştırdığı için çok da çok iyi bilecektir. Her ocağın bir talibi vardır. Kureyşanların talipleri başkadır, Bağ Mansurların talipleri başkadır, öbür ocağın talipleri başkadır. E şimdi bu kaldı mı? Şimdi şehir hayatı yaşıyoruz. Yahut Avrupa'da yaşıyoruz. E benim bu gittiğim cem evinde benim taliplerimden kimse var mı? Yok. E onlar başka ocaklara bağlı. Nasıl yapacağız peki o zaman? Nasıl yapacağız? Yahut da ne bileyim yani biz öncelikle şunu yapmalıyız. Yani bir Alevi olarak bir Alevi öncelikle şunu bir kere yapmalı ya. Bir Alevi önce kendisini pişirmeli, arındırmalı, belli bir seviyeye getirmeli bir Alevi dedesi. Ondan sonra kendini o pişirip arındırdıktan sonra o seviyeye geldim diyorsa çıkıp toplum önünde konuşmalı. Yoksa bu işleri yapmak o kadar da öyle basit şeyler değil. Alevi olmak, Alevi pir olmak, Alevi yol önderi olmak o kadar basit şeyler değil. Ha şu seviyeye getirmişler burada. Makam, para, işte koltuk diyelim. Bunlara olan sevdaları bir şekilde oraya yapışıp da kendileri... Yani ben şöyle bir şey diyorum ya kardeşim. Ya sen kurum başına geliyorsun. Kurumların başındaki... Bakın hani diyoruz ya iki dönem. Bence bütün Alevi kurum dernek başkanları iki dönemden fazla dernek başkanlığı yapmamalı. İnsanlar yetiştirmeli ve değişmeli sürekli. Bir. İkinci olay. Alevilerin her sene dar cemleri yapılmalı. Ya ben kendi kendimi pirin karşısına çıkıp hesap verebilmeliyim ya. Ben Mehmet Ali Demir olarak ne yaptım, ne ettim, eksiğim ne, fazlam ne, sırf dışarıya insanlara karşı değil, kendi aileme karşı da aynısı. Kendi eşime karşı aynısı, kendi çocuğuma karşı aynısı, kendi bedenime karşı aynısı. Kendi bedenime karşı aynısı. Olur ya ben bir hata yaparım, bir yanlış yaparım, kendi bedenime kendime zarar veririm, uyuşturucu kullanırım, kötü yollara giderim ama bunu kimse bilmez, sadece ben bilirim. Çıkıp pir katında, pir darında ben bunu kendi kendimle, yani hem kendi kendimle de hesaplaşmalıyım. Yapmıyoruz bundan. Hangisini yapıyoruz? Ha, şimdi ne oldu? Pardon, biraz konunun dışına çıktım. Tekrar geri döneyim kurultaya, Çalıştay'a. Şimdi dediğim gibi, yani Çalıştay sadece, bu Çalıştay sadece Avusturyalı Birlikleri Federasyonu'na ait bir Çalıştay değil. Bu Çalıştay'ı bütün kurumlar, ben Alevi yolu için mücadele ediyorum diyen herkesin, ilericilerimizin, aydınlarımızın, yazarlarımızın, çizerlerimizin, akademisyenlerimizin bu konularda emek vermesi, çalışma yapması lazım ve bu emekli çalışmalarını getirip ortaya koyması lazım. Yani ne dedik? Hazırlayacak, pişirecek, getirip ortaya koyacak, buyur diyecek, insanlara eğitecek, anlatacak, öğretecek. Ne yazık ki, ne yazık ki, demin şeylerden bahsettiniz, yani bu birçok şeyi Alevilikte birçok yani işte ne bileyim ritüeller içerisine konmuş bu İslam'dan etkilenmiş birçok şeyi silip atamıyoruz. Çok kolay bir şey değil bu. Çok kolay değil arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 1400 yıldır bir şekilde insanlara dayatılan bir kafa bulanıklığı, Alevileri asimile etmek, Alevileri götürüp ilahi İslam'ın içerisine sokmak, Alevileri götürüp İslam'ın bir parçasıymış gibi göstermek. İslam liderlerini, İslam peygamberlerini ve ondan sonra gelen işte İslam halifelerini götürüp de onlara lider kıymak. Yani bu ne yapmış adam? Alevileri bir şekilde asimile edememiş. Alevi ne yapmış? Alevi direnmiş, Alevi haksızlığa karşı gelmiş, Alevi ezilenin yanında olmuş, Alevi diktatöre karşı, sürecin diktatörlerine karşı mücadele etmiş, önderlik yapmış. Bu önderlik yaparken de bir sürü bedel ödemiş. Bu şekilde Alevileri yok edememişler. Nasıl yok edecekler? Ancak inançsal bazda yok etmeye gitmişler ve bunu da bir şekilde götürüp bugün işte bu dediğimiz gibi içimizde çıkan Hızır Paşalarla asimile etmeye çalışıyorlar. Ha, bunları içimizden çıkarıp atmak bugün yarın olabilecek şeyler değil. Elbette konuşacağız, elbette tartışacağız. Kırmadan, dökmeden, bunu açık ve net söylüyorum. Kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, küçümsemeden herkesin inancına da saygı göstererek biz kendi yolumuzu, erkanımızı belli bir şekilde, belli bir süzgeçten geçirip elbette ki hocamın dediği gibi nehire birçok koldan ufak ufak dereler gelir ve o nehirleşir, yani çoğalır. Bu ne olur?
Başta geldiği yerde dediği gibi birkaç yerden böyle belki çamurlu işte temiz olmayan, berrak olmayan su gelir ama bu gittikçe ilerledikçe çaba gösterdikçe bu da temizlenir. Bu da Peki şöyle zamana ben şöyle bunu bunu şeye evet, buyur. bağlayacağım Haydar hocam. Sözünü Buyur buyur bitireyim. devam. Sözünü bitireyim. Şu şekil. Yani rahatsız olanlar var. Elbette ki rahatsız olanlar var. Niye rahatsız olanlar var? İçimizde de var. Bizim yani sırf bu şey değil. Yani bu sırf Almanya, İngiltere ya da başka yerler ya da ne bileyim Hollanda yani şey ülke adı söylerken oradaki insanları suçlayacak anlamda söylemiyorum. Yani Türkiye'de elbette ki içimizde var. Elbette ki bunda rahatsız olanlar var. Elbette devletle beraber ya görüyoruz işte sosyal medyalarda açılan sayfalarda görüyoruz yani adam Alevi'yim diye Alevi örgütlü diye açmış arkasına işte İran lideri Ayatullah Ali Hamane'nin fotoğrafını koymuş. Nasıl bir Alevilik bu? Yani birçok Alevi'yim diye sayfa açanların sayfalarına bak Şia sayfalarından daha yani Şialar bile bunu kullanmıyor neredeyse ya. Şialar bile Humeni'yi eleştirirken bunlar Ayatullah Ali Humeni'nin fotoğraflarıyla arka şeylerini dolduruyorlar. Yani bu basit bir olay değil. Bunun için bunu geçmek çok basit bir olay değil ve şunu söyleyeyim. Yani şurada bağlamak istiyorum. Neden bunlar bize saldırıyorlar? Çünkü bunlar artık görüyorlar. Bunlar bizim gençlerimizin, yeni nesilimizin bizim anlattıklarımıza inandıklarını ve bizim söylediklerimizi kabul ettiklerini görüyorlar ve bundan korkuyorlar. Çekinmeleri, korkmaları bu. Gelecek nesillerin artık kendilerine inanmayacaklarını, gelecek nesillerin artık bunların söyledikleri yalanlara, yani kusura bakmasın kim olursa olsun yalanlara, hurafelere inanmayacaklarını gördükleri için korkuyorlar. Onun için bize saldırıyorlar. Demin sorduğun soru şuydu değil mi? Alevilik kendi özgü bir inanç. Elbette Alevilik kendi önüne özgü. Kim ne Sorduğum diyor? soru o değildi. Sorduğum soru şeydi yani dıştakilerin az önce Heh. söylediği tavrının içte de aynı dille Onu söylemek söylüyorum. istiyorum. Evet. Onu söyleyeyim. Şimdi adam ne diyor? Alevilik kendine özgü bir inançtır. Eyvallah. Alevi kendine bir özgü bir inançtır. Peki kendine özgü bir inanç olan bir inancı 5 dakika önce burada masada oturuyorsun, sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Adam diyor ki kardeşim Alevilik bir mezhep değildir. Hiçbir yere bağlı değildir. Başında da sonunda bir şey yoktur. Alevilik kendine özgü bir inançtır. 10 dakika sonra kalkıyor, dua veriyor, başlıyor. Verelim peygambere salavat. Allahümme salli ve ala Muhammed ve ala ali evladı Muhammed. Ya hani 5 dakika önce sen diyordun Alevilik kendine özgü bir inançtı, hiçbir yere bağlı değildi. Ne oldu? Götürüp İslam'a bağladın. Şu gerçeği herkes görecek. Eğer sen benim dinim, ben Alevi olarak peygamber Muhammed benim peygamberim, Ali de benim velayetim diyorsan, kitabında Kur'an diyorsan, o zaman kardeşim ben Aleviyim ya deme. Ya da artık seni kendini nereye koyuyorsan, yani inançsal olarak nereye koyuyorsan, bir mezhep mi olarak görüyorsun, ne olarak görüyorsan açık açık çık bunu söylüyor. Bendeki Şii'yim de, ben Aleviliğin bir mezhebiyim de. Ha ben bir yönüyle karşı taraftaki bazı, yani ben İslam'ın bir parçasıyım diyen Aleviler bu konuda birazcık da şeyi görüyorum yani. Adam diyor kardeşim ben İslam'ın bir mezhebiyim. Yani asimle de olsa, şey de olsa açık açık söylüyor. Ben diyor ben bir İslam mezhebiyim, İslam mezhebine göre de hareket ediyor. Kitabım, Kur'an, peygamberim, Hazreti Muhammed Tanrı ben diyor işte bir ümmetim peygamberim bir ümmetiyim. Ümmet Allah kendini görür kabul ediyorsa bu adama bizim söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Ama çelişki bizim içimizde. Bunun için ne yapmak gerekiyor sevgili dostlar? Bunun için çalışma yapmak gerekiyor. Bunun için bizim burada sosyal medyada söylediklerimiz, sağda solda söylediklerimiz elbette ki insanların kafasında bazı soru işaretleri yaratabilir ama bunlar yeterli değil. Niye onun için başta söyledim? Niye dedim bu çalıştaylar yapılması? Niye eğitimler çalıştaylar yapılacak? Eğitimler yapılacak. Yeni dedeler, aydın, ilerici dedeler yetiştirilecek. Şia kafasıyla, İslam kafasıyla hareket eden dedeler değil. Biz yeni dede. Ha onlara da saygı duyuyorum bazılarına. Şöyle bir şey. Benim dedem var. Hasan dede. Çok saygı duyduğum bir dede. Adam öyle öğrenmiş, öyle gelmiş, öyle devam ettiriyor. Yani şimdi o adamı da adam gelmiş 65-70 yaşında. Sen bu adamı da değiştiremezsin. Elbette ki değiştiremezsin. Adam şimdi ne yapmış? Ama yani ben şey söyleyeyim ama genelde de o tip canlar inanın yolun önüne de engel olmuyorlar. Yani saygı da duymayı biliyorlar. Gençlere ya da doğrulara saygı duymayı bildikleri halde onu yaşarlar. Çünkü az önce hocam da söylediği gibi bir öyle bir gönül bağı oluşturulmuş ki artık kendini onun bir parçası hissetmiş ve duygusal bir şeye reaksiyona dönüşmüş artık. Yani o ondan tüyleri diken diken olmasının sebebi de budur. Çünkü kendini onda var etmiş.
Yani şimdi şunu şöyle toparlayabilir miyiz? Çünkü hani süreyi çok dolu yaşayabilmek adına şey yapıyorum. Şöyle toparlayabiliriz. Doğal olarak yani net olmak gerektiğini söylüyorsun. Çelişkiler olur ama mutlak net olan şeyler vardır. Buysan gider onu öyle yaşarsın. Bunu Aleviliğe bulaştırmazsın. Aleviliğin içinde de çelişkiler vardır. Normalde biz de bu çelişkileri yaşıyoruz ama bunun yöntemi de işte bu mücadeleyi bu oturtulmuş olan kendine özgü inanç gerçeği üzerinden örgütleyebilmek gerekiyor. Bunun için de şimdi Yılmaz Tokay diye canımız şöyle bir şey yapmış. Yeni bir başlangıç adına Avusturya'da yapılan çalıştay sonucu bildirgenin hayata geçmesi için pratik anlamda bizler ne yapabiliriz'i esas gündemimize oturtturup bunu daha da güçlendirmek gerekiyor ki o kendi içinde barınan bildiri de dahil, bizim kendi içimizde dahil çelişkileri aşabilelim sanırım. Yani ama pratik olarak bunların az önce sen de dedin yani işte bilimsel anlamda gençlerin yetiştirilmesi, dedelerin yetiştirilmesi ya da pirlerin yetiştirilmesi, buna göre derneğin konumlanması, aydınların, araştırmacı yazarların seminer vermesi ve harekete geçirilmesi anlamında somut o zaman çalışmalar yürüttürebilmek ve bunu da taban olarak dayatabilmek gerekiyor. Yanlış mıyım? Evet, şöyle bir şey söyleyeyim sevgili yoldaşım. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Düşünün, 100 yıllık koca bir çınar. 100 yıllık koca bir çınar. Dev gibi bir gövdesi var. Bu çınarın içine kurtçuklar girmiş, 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 içini yemiş. Dalları yeşil görünse de içi fos bitmiş, bitirmiş içini, kemirmiş. Kurtçuklar hepsini küle çevirmiş. Şimdi biz diyoruz ki, biz bu çınarı böyle bir silkeleyelim, böyle bir yerinde bir silkeleyelim bakalım ne çıkacak diye. Birçok canımız, birçok dernek başkanımız, birçok kurum başkanımız korkuyor. Ya biz bunu sallarsak bunu zaten çürümüş, düşecek. Bir çınar diye bir şey kalmayacak burada. Bak kocaman bir çınar burada duruyor işte. Bunu düşürmeyelim, kırmayalım, dökmeyelim diyor. Hayır kardeşim. Biz o çınarı keseceğiz. Kökünde yeni filizlerle yeni çınarlar yetiştireceğiz. Başka olmuyor. Başka. Korkmamak lazım. Şöyle bir şey var ya. Adamla konuştuğun zaman şöyle bir şey diyor. Öyle o kadar güzel anlatıyor ki Alevli'yi diyorsun ki ne kadar güzel ya anlatıyorsun işte ya. Ya kardeşim. Demin hocam bir şey söyledi. Ya Alevisin ya değilsin. Ya İslam'a bağlısın ya değilsin. Ya şöyle bir şey. Bak şunu söylerken bizi mutlaka dinleyen diğer dostlarımız da var. Yani Müslüman olan canlarımız da var. Onlar sakın sakın yanlış anlamasın. Biz asla ve asla İslam'ı kötülemek anlamında bir şey söylemiyoruz. Onların kendi inancıdır, bir saygı duyuyoruz. Biz sadece kendi inancımızın ne olduğunu, nerede olması gerektiğini anlatırken mecburen bu yaşananlardan dolayı İslam adına şey veriyoruz, örnek veriyoruz. Elbette ki İslam'ın içinde yanlış yapan, kötülük yapan işte bir sürü kelle kesen, bir sürü yanlış yapan insanlar var ama onun dışında da demokrat bir sürü insan var. Kendi inancını yaşayan bir sürü insan, biz onlara saygı duyuyoruz. Böyle bir yanlış algılama olmasın. Ama şu var işte. Bakın. Bizim dernek başkanlarımız, bizim dedelerimiz, gerçekten de bu yolu kavramış dedelerimiz, okumalı, okumalı, okumalı. Kardeşim, Kur'an'ı oku, Türkçesi var. Uyuyorsa sana, ben İslam diyorsan benim sana söyleyecek lafım olmaz zaten. Yani senin yaşam tarzına uyuyorsa, senin insana bakış açına, doğaya bakış açına, kadına bakış açına, ne bileyim yani yaşam tarzına uyuyorsa ben sana söyleyecek bir şeyim yok. Ben herkes benim dediğim gibi hareket edecek ya da bizim dediğimiz gibi hareket edecek. Biz herkesi bir şekilde böyle kanalize edeceğiz anlamda bir şey söylemiyoruz. Biz diyoruz ki biz bu konuları tartışıyoruz, konuşuyoruz, doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Kimseyi kırmadan, incitmeden düşüncemizi söylüyoruz. Herkes de bizim düşüncemizi, kendi düşüncesini söylemiyor. Ama yapmıyorlar. Ne yazık ki yapmıyor. Avrupa'daki birçok dernek başkanı, birçok federasyon başkanı, birçok konfederasyon başkanı korkularına teslim olmuş. Ya ben bunu söylersem millet gelmez, millet dağılır, millet kaçar. Böyle diye diye kendi işte dedim ya demin, böyle diye diye o koca çınarın içini çürüttünüz. Bir gün bir rüzgar gelecek, vurup alıp götürecek, ne çınar kalacak, ne dalı kalacak, ne kenarı kalacak, ne gölgesi kalacak. Onun için biz bütün mücadelemiz bu. Ve bu konuda ben gerçekten de Avusturya'daki canların çalışmalarına büyük saygı gösteriyorum. Niye? Çünkü yani diyebilirim ki dünyada Aleviliğin kendine özgün bir inançtır. Özgün bir inanç olarak gerçekten de hiçbir yere bağlamadan mücadelesini veren tek ülkeyiz. Birçok yerde Alevilik tanınmış ama
bizim yaptığımız, bizim şu anda başvurduğumuz gibi değil. Biz bunları biliyoruz. Onun için bu mücadeleyi bu şekilde, yani korkmadan, cesaretlenerek, kendi içimizdeki çürük elmaları ayıklayarak. Çünkü biliyorsunuz yani cesaret derler ya, cesaret çok çabuk yayılır, bulaşıcıdır. Bulaşıcıdır. Ama küf de bulaşıcıdır. Ama çürüme de bulaşıcıdır. Bunu hiç unutmayın. Cesaretin bulaşıcı olduğu kadar çürüme de bulaşıcıdır. Siz o kasanın içerisindeki o çürümüşleri çıkarıp atmazsanız, aman ben bunu çıkarırsam işte ne olur derseniz, o kasanın içerisindeki o çürümüş, o bakteri, o küf etrafınızda haberiniz olmadan yayılır, üstü tertemiz görülür. Sonra bir kaldırırsınız ki bitmiş, çürümüş gitmiş. Onun için herkes aklını başına almalı. Herkes korkmadan, cesaretle yanlış yapanı üzerine gitmeli. Yanlış yapanı uyarmalı. Bu benim isterse kardeşim olsun, isterse babam olsun, isterse ben olayım. Ben bugün yanlış yapıyorsam sevgili İbrahim hocam, sevgili Haydar beni uyarmalı kardeşim. Sen yanlışsın bu ya. Sen savunduğun yanlış. Ya ben nasıl ikiyüzlük yaparım yani? Düşüncem, savunduklarımla, söylediklerimle, pratikte yaptıklarım nasıl birbirine çelişkiyle hareket ederim? Ya düşüncesinde diyor Alevli kendine özgü bir inanç. Alevliyi sağa sola götürüp bağlamayın. Ama bir bakıyorsun hareketlerinde, tavırlarda ya da toplum içerisindeki duruşuna bakıyorsun. Getirip getirip tekrar oraya bağlıyor. Yani bu çok şey. Yani bunu aşmamız gerekiyor. Evet, yani ben şimdi İbrahim Can'ın özellikle dikkat çektiği noktayı iyi görmek gerektiğine inanıyorum. Yani öyle bir çağ içine girdik ki artık internette kopyala yapıştır çağındayız. Yani artık düşünmeden orada bir şey görüyorsak kopyalıp yapıştırıyoruz. İçerinde ne yazdığına bile yeterince dikkat etmediğimiz bir çağdayız. Doğal olarak çok ciddi araştırma yapılmış kitaplar var. Kaynaklara başvurulmuyor bu yüzden. Yani şimdi bize de düşen, belki de gerçekten söylediği gibi böyle görsel şeyler de olabilir ama bizzat insanları sıcağı sıcağına soru cevap şeklinde alabileceği böyle seminerler düzenleyebilmek gerekiyor. Ama her şeyden önce netlik çok önemli. Çünkü burada hala itirazı, yani daha doğrusu eleştirileri sürdürenlere de ben şunu sadece söyleyebilmek istiyorum. Yani az önce aslında konuşmanın içinde de vardı. Yani kendi iç çelişkisini yaşıyor, yaşayacak da yani. Çünkü kendine özgü bir inancım derse doğal olarak kendine özgü olması gerekir. Yani içinde bir Kerbela'nın olması, Hak Muhammed Ali'yi tekrar dillendirmesi kendi bir çelişkisi olur. Ama önemli olan kendine özgü noktada onu derinleştirebilmek, tutabilmektir. Çünkü bu az önce Mehmet Ali Can'ın söylediği şekilde kaygı oluşturan bir şey. Yani çünkü ben işte aman onları koydurmazsam oraya olmazsa işte ben şu olurum ya beni böyle görürler ya da taşa tutarlar, topa tutarlar ya da bir şeyler kaybederiz. Ama sonuç itibariyle bir adım atılmış. Yani çünkü çok çeşitli kesimi çağırdınız. Sadece Avusturya ile ibaret değildiniz. Doğal olarak o evet. Çelişkiler kendi içinde barındırdı. Çok normaldir ama kurultay bir anlamda da bir başarı sağlıyor ve bu başarıyı da destekleyebilmek gerekiyor. İbrahim Can'ın çok güzel bir tespiti oldu. Ben o konuda yine bir şeyler söylemek isterse dinlemek isterim. Yani o şeyi güzel kurdu. Yani bir duygusal bağla beraber oluşmuş kendini onda gördükleri bir şeye karşı verdikleri bir tepkiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü kendini onunla bütünleştirmiş. Ama yani burada tabii ki evet. En önemli şey gerçekten konfederasyon iddiasında olan, federasyon iddiasında olan sizin gibi gerçekten Avusturya'da şu anda samimice bu mücadeleyi yürütüp büyütmeye çalışanlara büyük iş düşüyor. Bizlere de iş düşüyor. Biz görevimizi İbrahim Hoca'ya sor. Bana mı İbrahim Hoca'ya? Yok, ben genel bir değerlendirme yaparım. Genel, ama ben şunu İbrahim Hoca'ya geçmeden isterse biraz daha duygusal İbrahim Hoca'ya İbrahim Hoca'ya geçmeden önce ben şunu söyleyeyim. Biz Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu olarak gerçekten bu üstümüze düşen görevi 10 yıldır demin başta da söylediğim gibi hem maddi hem manevi olarak bir bedel ödeyerek yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bugün bizim davamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti. Ve devam ettireceğiz. Bugün vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun neye mal olursa olsun biz bu inancımızı eninde sonunda tescilleyeceğiz. Diyeceğiz kardeşim Alevilik kendine özgü bir inançtır, bir yoldur, bir erkandır. Hiçbir yere bağlı değildir. Ve noktayı koyacağız yani. Örnek olacağız. Böyle bir şey var ya, böyle bir çalışmamız peki var. Peki o zaman ben şunu hemen sorabilir miyim? Böyle birkaç kelime cümleyle şey yaparsan sevinirim. Yani şu anda kurultayda sizin çıkarttığınız sonuç doğrusunda bir çalışma var mı? Yürütülüyor mu? Kendine özgü bir inancı kurumlarda ve pratikte hayata geçirmek için bir çalışmanız başladı mı?
Evet, şöyle bir çalışmamız var. Biz şöyle bir çalışma yapıyoruz. Yeni dedeler eğitimi çok öncelikle yani önem verdiğimiz gerçekten de hem kendi içimizde bu konuları tekrar tartışmak, konuşmak, diğer yönünden de dedeler eğitimine yaklaşık bir 3 aylık bir süreç içerisinde yeni bir eğitime başlayacağız dediler. Eğitimine başlayacağız. Yeni çağdaş dedelerimizi yetiştireceğiz. Yol önderlerimizi yetiştireceğiz. Gençlerimizi bu şekilde bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Yani demin de söyledim. Çok basit bir olay değil. Yani biz bugün bir devrim yapmadık. Biz bugün bir savaşı kazanıp da o savaştan sonra bir anayasa çıkarıp bu anayasayı birilerine dikte etmedik ve bu bir yasadır, herkes buna uymak zorunda da diye bir şey söylemedik. Biz bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizi de en iyi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz yok mu? Elbette ki çok. Sen demin bir şey söyledin. Şimdi gerçekten de kurultay çok başarılı geçti. Kurultayın sonuç bildirgesi yayınlandı. Ama önemli olan o kurultayda en son söylediği kim adını şu anda unuttum. O okumuştu, kurultay bildirgesini okumuştu. Şunu söyledi. Alevilik önünde arkasında hiçbir şey yoktur. Alevilik kendine özgü bir inançtır. Anladınız? Yani Aleviliğin arkasına da bir şey koymayacaksın, önüne de bir şey koymayacaksın. Alevilik bir mezhep değildir. Alevilik herhangi bir inancın, bir dinin alt basamağı değildir. Alevilik kendine özgü bir inançtır, bir yoldur, bir erkandır. Bu şekilde de biz bu yolu devam ettiriyoruz. Buyur İbrahim Hocam. Yani İbrahim Hocam'ın ekleyeceği bir şey Şimdi varsa hocam, şey yapalım. Çünkü bir saati yavaş yavaş aşmaya başladık. Hani daha sonra da izlenmesi için çok uzun olmuş ama İbrahim Hocam'ın yapacağı tespitler veya değerlendireceği son şeyler varsa alalım kendisinden. Ben başka bir şey daha tabii. var, onu şey Şimdi yapacağım. geliştirdiğim bir tez şöyle. Yine sosyolojik olarak bir kimlik kaydırma diye bir kavram var. Bu kimlik kaydırma normalde bir Alevi'nin bir Sünni'nin yanında çalışıyorsa eğer veya arkadaşsa onun dini olarak yaptıklarının aynısını kendisine Alevi olmadan, sezdirmeden onunla birlikte yapması demektir. Yani kendi kimliğini bırakıyor, yanındaki baskın kimliğin ritüelleriyle yaşıyor. Şimdi burada bir kısa bir parantez açıp bu kimlik kaydırma bugün Aleviler içerisinde kendi içimizde de var. Deminler nasıl bir söz çıktı, burada bir cümle çıktı. Başkanlar burada ayrı konuşuyor, burada ayrı konuşuyor dedik ya. Burada da bir kimlik kaydırma var. Şimdi İslam dışı, İslam içi mantığıyla bir kimlik kaydırmalar var. Şimdi insanlar, başkanlar bu konuda samimi olmaları gerekirken samimiyetsizliklerini çok bariz şekilde ortaya koyan insanlar da var başkanlardan. Yani biz özellikle bizim yanımızda diyelim ki bunun İslam dışı gerçekten kendisine özgü bir inanç olduğunu söyleyen kişi diyelim ki bir dedenin yanına gittiği zaman veya bir başka kurumdaki yönetici veya örgütlenen insanların yanında ise orada tam tersi işte Allah Muhammed Ali diyerekten kendi kimliğinin yani inancının savunduğu inancının dışında farklı bir inanç koyaraktan onu savunuyor. Yani birisi tamamen gelenekseli savunmuş oluyor. Birisi de öz dinamikleriyle gerçek özü savunan bir anlayış var. Bakın gelenekselle öz inanış arasında çok farklar var. Gelenekseli savunan insanlar birisi diyelim ki az önce örnek verdiniz. 65-70 yaşındaki bir dedenin tabii bundan sonra değiştirmesi mümkün değil tabii ki. Çünkü geleneksel inanç anlayışı kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerdir. Bu gelenek ve görenek de olabilir, inanç bilgisi de olabilir. Ama bir de kimlik kaydırmayı kendi içimizde bu şekilde yapıp da bana ayrı konuşup buraya ayrı konuşursan bu örgütlenme tabii ki içerisinde patlayacaktır. Bu örgütlenme tabii içerisinde parçalanacaktır. Örgütlenmenin mayasını tutturamayız. Niçin tutturamayız? Çünkü senin inanç birlikteliğinin özneleri ve dinamikleri yok. Bu dinamikleri sen beslemediğin, tam tersi başka inançlarla beslemeye çalışıyorsun. Bu da doymuyor. İnsanlar tatmin olmuyor. Tatmin olmadığı zaman da orada kapını devamlı duyuyor. Açım diyor. Bu açlık hissini sen o insanların gideremezsen o açlık hissini o insanlar
başka dinlerde açlık hissini giderir. Bu sefer Şia mollacı olur. Birisi IŞİD'ci olur, birisi Sünni olur, birisi camiye gider, birisi kiliseye gider, birisi de Şiaların kendi ritüelleriyle donar kalır. Şimdi bu parçalanmayı yapanlar ise bu yapay milliyetçi tezlerle yapılıyor bunlar. Bizde bu var. Bakın, yapay milliyetçi tezler de bunu destekleyici bir anlayış ortaya koyuyor. Bu anlayışları da iktidar sokağa, eğer hani Alevilik gerçeği varsa, tarihsel Alevilik gerçeğinde biz eğer kendimiz, yolunu ben söyleyeyim, ne yapmamız lazım bunlara karşı? Bir, sokağa çıkıp halkın ön yargılarını, bakın ön yargılarını kırmak için Alevice söylem geliştirmek lazım. Bu söylem de var zaten. Var, var. Neden var? Erkennamelerimizde bu zaten biliniyor. Gürbaklarımızda var. Burada veliahtnamelerde var. İnsanlarımız eğer bizim o güncellediğimiz o kaynakları anlatabilsek, bu insanlara Alevi bilincini verebilsek, bunları o insanlara sürekli olaraktan bu bilgilerin akışını sağlayabilecek mekanizmayı, bakın mekanizmayı sürekli olarak verebilsek var ya, bu insanlar bir yıl içerisinde bütün kurumlar kesinlikle ve kesinlikle %80 oranında değişir. Taraf bizden taraf haline gelecektir. Yani özü savunanla geleneksel arasında hiçbir fark kalmayacak. Bir insanlar, gelenekseli savunanlar artık tutanacağı dallar artık ellerinden almış oluyoruz ve onlar tamamen düşecektir. Ama özü savunan insanlar ise özdeki o cevheri tam anlamıyla biz ne yapmamız lazım? İnsanlara o parlak ışığını, çerasını göstermemiz lazım. Bizim burada ki en büyük söylemimiz şu olması lazım. Aleviliğin insan merkezli olup, insanı merkeze koyup, dört kapı kırk makamla ahlakı istelleştiren, bakın ahlakı istelleştiren ve eline, diline, beline sahip bir ahlakla Aleviliği yaşamaya çalışan insanların bir inancı olarak gösterebilirsek, bu insanlar zaten buradan Ali'yi de 12 imamı da zaten göremiyor. Eğer eline, diline, beline derken sen çok eşlili bir insanı Aleviliğin içerisine koyamazsın. Cihat yapan, gaza yapan insanı, gazavetnameler, cenknameler, adı üzerine bakın, cenknameler, gazavetnameler diyoruz. Bunları sen Aleviliğin içerisine koyamazsın. Örneğin önceki verdiğim örnekte Hüsniye'deki muta nikahını sen Aleviliğin içerisine koyamazsın. Ondan sonra bizim Hadikat-ı Süveda'da işte Kerbela olayı anlatıyor. Hüseyin'in Hür'le birlikte namaz kılmasını sen Alevi'nin içerisine koyup da anlatamazsın. Bu insanların ağızlarına sakız gibi doladığı Kerbela olayı var. Kerbela olayı burada yaşanmıştır. Bu yaşanmışlığı sen sadece milat olarak buradan alırsan Alevi'liği zaten bağrına bir hançer saplamış oluyorsun. Alevi'liğin kırıldığı noktaları ve kırılmalarını sen bilmiyorsan bugün milattan önceki dönemlere bakın. Anadolu'daki uygarlıklar, ilk çağ uygarlıklarına bakın. Bu uygarlıklardaki insanlar buradaki kimlik değiştirme, din değiştirmeden sonra nereye gitti zannediyorsunuz? Bugün işte Lubilerin, Hattilerin, Hurilerin yaşadığı bölgelerdeki 7 tane bölge var. Bakın Türkiye'de 7 bölge var. 7 bölgede de 7 erkan ve 7 tane Alevilik inancına farklı inançlar var. Bu Alevi ama öz olarak Alevi. Ama inançları, gelenek görenekleri farklı. Cemlerindeki bazı örneğin 10 erkanını yapanlar var, 12 erkanını yapanlar var, 17 erkanını yapanlar var, 7 erkanını cem yapanlar var. Bazıları pazartesi günü yapanlar var, çarşamba günü yapanlar var cemlerini. Ve bu insanların bazıları da öyle soy sop arayan değil. Gerçek dede olup da arkasını soy sopa bağlamayan dedelerimiz de mevcut. Ehl-i Beyt'e bağlanmadan olan bağımsız ocaklarımız da var mevcut. Bunları nereye koyacağız? Bunlar da var. Bugün Abdal Musa'nın olduğu dönemler, bugün Tekke vilayetindeki tahtacıların, çetnilerin olduğu bölgede düşünün. 90 tane köy var Türkiye'de, çetni köyü. Bu çetnilerin birçoğundaki erkanlara bakın. Bunlar niçin milliyetçi oldular veya niçin MHP'lileştiler? Bunları dikkate alın. Demek ki biz Aleviliğin dinamiklerini araştırarak, sorgulayarak bunları iyi bir yere koyabileceksek, bunları çok iyi şekilde iyi insanlarla ve bilimsel demek ve ciddi çalışan insanlarla yapmamız.
yazık ki ülkemizdeki ciddi çalışmalar değil, öznel çalışmalar dolayısıyla bilincini yitirmiş, öznel davranan ve birisi milliyetçiliğe çekiyor, birisi Kürtçülüğe çekiyor. Alevi'de 72 millete bir nazarla bak diyorsun. Ben Kürt Alevisiyim, ben Türk Alevisiyim. Ya böyle bir şey yok. Sen Alevisin. Bunun Kürt'ü, Türk'ü olmaz. Rum'u, Çerkez'i olmaz. Hünkâr Hacı Bektaş Veli zamanında bugün Hakk'ta yürüdüğü zaman Hünkâr Hacı Bektaş Veli 30 bin kişi orada Hakk'ta yürüme erkanı da yemek yedi. Bu yemeğin bütün masraflarını karşılayan kimdi diyebilirsin? Ermenisi, Hristiyanlar. Bu insanlar getirdi. 30 bin kişi ne demektir? 30 bin insana kaç tane kazan kaynar? Düşünün. Ve bir hafta süren bir yemek var. Şimdi bunları söylememdeki gaye şu. Demek ki 72 millete bir nazarla bakan bir serçeşme var ki bu serçeşme kendi içerisinde yetiştirdiği, bakın kendi içerisinde yetiştirdiği 400 tane halifeyi Anadolu'nun birçok bölgesine gönderdiyse bu insanların hiçbirisi de kesinlikle ve kesinlikle Ehl-i Beyt'e dayanmıyor soyları. Ama bakıyorsun en ücra köşede bile bilmem ne baba var. Soyu Ehl-i Beyt'e dayanıyor. Şuraya gidiyorsun Ehl-i Beyt'e. Ya Ebu Vefa'nın dışında Türkiye'de Ebu Vefa'nın dışında kendisinin Ehl-i Beyt'e dayanan hiç kimse yok. Ebu Vefa hadım birisi. Yani çocuğu olmayan birisi. Bunların yol evlatları vardır. Yol evlatları bugün Türkiye'deki o büyük ocaklar dediğimiz kişiler, onlar kendileri bakın tarikat silsilesi dolayısıyla kendilerini Ehl-i Beyt'e bağlıyor. Normalde bunların Ehl-i Beyt'le alakası yok. Bunu bilmek lazım. Secelerinde şeyh var. Şeyh bizde var mı? Bazılarında şeyh var, şerif var, seyit var. Ve bunların bazılarında kopukluk var. Kendi secerelerini bir okutsunlar, bir yayınlasınlar bakayım aralarındaki. Onlar ortaya çıktığı zaman var ya, hiç kimsenin yüzüne de bakamazlar. O yüzden soy sop değil, insan önemli. Yolumuzu, öğretimizi en iyi şekilde sokaktaki bir insan bile en iyi şekilde ifade ediyorsa o bizim için zaten dededir. İlim mürşit irfanı almış insanlar, bu irfanı aydınlatacak, besleyecek insanlar sürekli olarak kendi inançlarının temeline, kendi sevgisini akıtabiliyorsa o vefa dediğimiz kavram nedir? Boşuna söylememişler. Ahde vefa. Ahde vefa sahiplenmek demektir. Ama vefa ise sevgini akıtmak demektir. Bugün dedelerimizin ve Ocak Sadeyn diyen insanların hangisi sevgisini akıtıyor kendi inançlarına? Cemevlerini, yemevleri yapmak doğru bir şey mi? Hayır. Eğer oraya turab olmak gerekiyorsa ayağımızın altında turab olmanız lazım. Sizleri talip olmazsa dede de olmaz, pir de olmaz, mürşit de olmaz. Dolayısıyla senin sosyal tabanı, sosyal statünü belirleyici organ taliplerdir. Seni talipler uçurur. Talipler seni mürşit makamına oturtturur. Sen kafana göre ben mürşidim, pirim diyemezsin. Sen onun yapısını dolduracaksın ki ondan sonra sen kendini bu toplum içerisindeki yaptığın vazife, görevler dolayısıyla o konumu dolduracaksın, misyonu dolduracaksın ki sen öylelikle bilinirsin. Yoksa Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin isimlendirmesinde Bektaş ismi var. Bektaş ismi etimolojik kavramlarıyla açıklamak da mevcuttur ama bizim bu kurnazlığa da gelmemek lazım. Hepsini ayrı ayrı sahiplenmek, ayrı ayrı o misyonu kazanmak lazım. Bizim dedelerimiz bir şeyler kazanmadan ben dedeyim diyor. Bakın bir şeyi kazanmadan dedeyim pirim diyor. Bunlar değil, bunlar doğru bir şey değil. Biz eğer pirimizi, mürşidimizi ve dedeliğimizi bu üçgeni çok iyi şekilde koordine edip de eğitimsel sürecini, bakın eğitimsel süreci bugün ocaklarda falan vermiyor. Ocakta yetişen şu anda 10 yıldır, 20 yıldır ki birisi var mı? Yok. 50 Evet. yıldır ki var mı? Yok. 100 yıldır ki var mı? Yok. Demek ki bizim yapmamız gereken ocakların değil, Ocak Sadi'nin lafını artık kesmek lazım. Ben bu ocağın temsilcisiyim diyebilirsin. Ben bu ocağın temsilcisi olarak kendimi yetiştirdim ve sizin huzurunuzdayım diyorum. Yani senin pirin mürşidin kim? Bir mürşitten, bir pirden sen ders alacaksın ki ocakta bir yemek yiyip içeceksin. Ocakta tuvalet temizleyeceksin pir olacaksan, mürşit olacaksan. Yemek yapacaksın. Çamaşırını yıkayacaksın. Orada erbayın geçireceksin. Orada nefsini köretmek için sen ne yapman lazım? Oradaki nefislerini köretebilecek ve masiva dediğimiz bir olay var. Hak'tan gayri her şeyi tamamen yiteceksin. Bunu yapabilmiş insan var mı? Az önce Mehmet abi dediği gibi adam makama satmış kendisini. Paraya satmış kendisini. Bana geliyor.
adam şunu söylüyor, bu söylüyor. Kuşlama demek ki insan aç ve çiğ, aç ve çiğ. Dediklerinden dolayı da insanlar pek güven vermiyor. Güven vermediği insanların da pirin huzurunda razılık, rızalık vermez. Bir, öncelikle pir dediğimiz insan şunu yapması lazım. Bir, kendisinden rızalığını alması lazım. İki, toplumdan rızalığını alması lazım. Üç, cemdeki canlardan rızalığını alması lazım. İyi, bunların hiçbirisi rızalığını, razılığını almıyor. Ben statüm büyük, benim misyonum büyük, ben en büyük baş ocakzadeyim, ocağım, şuduyum, buyum diyerekten bunlar öteleniyor. Eğer sorgusuval varsa bizde, darumansur, en büyük darumansur varsa o cemin tam orta yere, oraya gelip de bir adab erkandan geçmesi lazım. Bir sorgusuvaldan geç bakalım, geçebiliyor musun? Bir de bu var. İnsanlar sorgusuvaldan geçmeden, darıdan geçmeden insanları sen yargılayamazsın. Böyle bir zihniyetin yok. Böyle bir anlayışın yok. Bu hiçbir şekilde Aleviliğin adabına ve töresine aykırıdır. Bunu reddeden birçok bizim erkannamelerimiz vardır, örnekler vardır. 18. yüzyılda, 17. yüzyıldaki Bektaşi babaların ve derviş pirlerin kendi yazdıkları not defterler var. Oradaki birbirlerine yazdıkları şeyler var. Bu insanların, o insanlar bu defterler boşuna bunları yazmadı ki. Bu yazdıklarından biz anlıyoruz ki şu diyor, nefsini kırpmayan insanları diyor dergahına alma, ocağına koyma diyor. Bunlar şunu yapmıştır. Bu kendisini evladı resul olarak görüyor ama bu insan şunu yapmıştır diyor. İşte bizim Seyitliğin Osmanlı döneminde nakıbül eşrafların kurulmasındaki sebep de bu. Müteseyitler de vardı. Bakın, sahte seyitler, müteseyitler diyoruz. Bir de nakıbül eşrafta gerçek seyitlerin olduğu. 34 tane seyit seceresi var. Onlar da İstanbul'daki Diyanet'in bir camisinin şeyinde mevcut. Onun dışındaki icdas belgesi verilmiş, bunların tarikat silsilesi olan icazetlemeler olmuş ve o nakıbül eşrafta kaydedilmiş bazı şeyler bakıyorsun, hiçbirisi yok. Çoğu sahte olarak görünüyor. Çünkü bunlar işletilmemiş. Bunlara mühür vurulmamış olanlar da var. Bu icazetnameleri kendileri saklıyorlar ama bu icazetnameler okunmuş olsa, bugün tam anlamıyla bazıları okunmuş, literatüre geçmiş, Türkçeleştirilmiş ama buradaki kopukluklar ve buradaki yanlış, uydurulmuş isimler de var. Bunlara da dikkate almak lazım. Eğer sen kendini bir şeye bağlamak istiyorsan bağla ama doğru dürüstçe bağla. Eğer orada farklılıklar varsa, orada yaşamamış, tarihsel kişiliği hiçbir şekilde ispat edilmemiş hayali kişileri sen oraya yazdırmışsa olay bitmiştir. Böyle bir şey olmaz. Demek ki biz burada yapmamız gereken kendi dinamiklerimizi çok önemli şekilde, ciddi şekilde eğilmeliyiz ve bunları eğer koyacaksak bunları ciddi çalışmalarla birlikte ortaya koymak lazım ve söylemlerimizi geliştirerekten ön yargıları tamamen kırmamız lazım. Çocuklarımıza aktarmamız lazım. Sokağa aktarmamız lazım ve iktidara taleplerimizi baskılayaraktan, baskı grubu oluşturaraktan yapmamız lazım. Bu da birlenmekten geçer. Birlenmek de nedir? Az önce Mehmet abinin dediği gibi sen kentleşmeyle birlikte bir cem yapıyorsun. Cemde sadece senin taleplerin yok ki. 8-10 tane ocağın talepleri bir arada. Ve bunların aynı şekilde cem yapacaksın ve bu insanlar görgüden geçecek. Demek ki burada ortak bir dil geliştirmemiz lazım kendi içimizde de. Bunlar böyle olmak zorunda. Bunlar da yaptığımız zaman insanlar bize güvenecektir. Güvenmeyle birlikte insanlar artık kendilerinin dışındaki inançlara, dinlere, semavi dinlerine hiçbir şekilde aldırış etmeden kendi söylemlerini geliştirecek ve kendi söylemlerini kullanacaktır. Erkannamelerinde, kendi gülbanklarında, kendi işte evlenmedir, çocuktur, cenaze hakkı yürüme erkanlarıdır. Bu erkanların hepsi bizim kendi, geçenlerde birisi gitmiş, biz mevlid yapıyoruz diyor. İşte bu anlayış hala devam ediyor. Alevilerin bazı köylerinde mevlidler oluyor. Neden mevlidler oluyor? Bunları anlatmak lazım. Bu insanlara kadar ulaşmak lazım. Eğer bu insanlara kadar ulaşamazsak olmamız lazım. O yüzden biz kendimizi son söz olarak, sonuç olarak şunu söyleyeyim. Biz en ücra köşedeki Alevilere de ulaşabiliyorsak, 1820'de Amerikalılar bizim Anadolu'daki en ücra köşelere ulaştılar. Oralara sağlık ocaklarını götürdüler. İnsanları hem din inançlarını öğrendiler hem de bu insanların
inançtaki bakış açıları nedir, ne inanıyor, ne yapıyorlar. Bunları yapabilmişlerse 1820'lerde biz bugünümüzde altımızda arabamız, teknolojimiz varken neden bu insanlara gidip de kendi inançlarımızı anlatamayacak mekanizmaları çalıştırmayalım? O yüzden en ucuna köşeye kadar ulaşabiliyorsak Alevli'yi de anlatmış oluruz. Aşk teşekkür ederim. Mehmet Alican, bir dakikalığına mikrofonu kapatabilir misin? Mikrofonu. Kapatamadın ama hızlı kapatabilseydin. Demin yine sesler geliyordu. Kapalı büyük benim ihtimalle mikrofonu. Hayır yok, şu anda sesin geliyor. Büyük ihtimalle senin o yine güçlü mikrofon hikayen var herhalde. Çünkü senin etrafında orada yan odada ya da sağda solda birileri bir şeyler yapıyorlar. Ses bize geliyor. İbrahim Hoca'yı az daha bastırıyordunuz yine. Ama anlattığın güzel. Allah, bu sesi ben niye duymuyorum? Ben onu anlamakta zor çekiyorum. Duyuyoruz. Bak şu anda kapalı derken bile sesin bize geliyordu yani. Sen duymazsın çünkü onu biz alıyoruz. Bize geliyor ses. Yani senin keşke bir şey yok şu anda burada. Yan odada, yan odada olabilir. Yok ses de gelmiyor. Yok hocam yok. Yan odada yok. Birileri olabilir diye hani onun için söylüyorum. Bir sesler geliyordu çünkü bayağı. Sonuç itibariyle İbrahim Hocam toparlayabildi ama yani o ses fazla bastıramadı. Senin ekleyeceğin son sözlerin varsa alalım. Evet, çünkü bir buçuk saati geçeceğiz. Yok, ben İbrahim Hoca'yla ilgili son bir şey söyledikten sonra İbrahim Hoca'ya bir iki şey söyleyeceğim. Çünkü İbrahim Hoca geçen süreçte yine gerçekten çok büyük saldırılar oldu. Hatta bir tanesi kendini bilmezdim bir tanesi işte ya işte kendine sosyolog diyor, işte söylemişler, sormuşlar, demişler ki diplomam var mı? Yok demiş, benim diplomam yok ama işte öyle diyorlar. Yani bunu da söyleyeyim, bir dede. Ya şimdi neyse, normal bu bir şey soracağım. Ya gerçekten de ben bu canlılara bir şeyler sormak istiyorum. Elbette ki biz ocaklara da saygı duyuyoruz. Ocakları yok saymıyoruz. Diyoruz ki o ocaklar içerisinde gerçekten Aleviliğin özüne göre kendinizi ocaklarda eğitin, pişirin, hazırlayın. Ondan sonra hiç söyleyecek bir sözümüz yok. Yani şuradan bu anlam çıkmasın. Bu adamlar ocakları yok sayıyor, ocakları kabul etmiyor diye bir mantık yok. Çünkü biliyorsunuz bunlar her şeyden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Yanlış anlaşılmasın diye onu söyleyeyim. Birinci olay. İkinci olay şunu sormak istiyorum. Şimdi hani ben demin de bir örnek verdim ya Kırklar Cemi'nden. Kırklar Cemi'nde peygamber Tanrı katına çıkıp peygamberlik mührü alıyor. Öyle değil mi hocam? Yoksa Kırklar Cemi'nde yani Kırklar Cemi'ne gitmeden Muhammed evet. Nereye gidiyor? Evet. Tanrı katına çıkıp peygamberlik mührü alıyor. Peki ben Alevilik İslam'la beraber evet. Alevilik İslam'la beraber geldi. İslam'la beraber var oldu diyenler soruyu soruyor. Peygamber daha 40 daha Tanrı katına çıkmadan önce orada Aleviler cem bağlıyordu. Oradaki o cemi bağlayan pirler hangi ocağa bağlıydı? Bana cevap versinler. Ocak mı vardı o zaman? Onların dedikleri o Seyyid-i Saadet ocakları o zaman yoktu. Bana bir cevap versinler buna. Gerçekten dedelerimize bu soruyu özellikle sormak istiyorum. Peygamber Tanrı katına çıkıp peygamberlik mührü aldığı zaman hani anlatırlar ya Kırklar Cemi'nin uzun uzun hadisi anlatmaya gerek yok. Baktı bir yerde bir ışık yanıyor gitti kapıyı çaldı işte peygamber olarak içeri almadılar. Orada bir cem bağlıyordu değil mi? Öyle diyoruz orada. Cem vardı. Cem bağlıyordu. O zaman Seyyid-i Saadetler daha yoktu. Seyyid-i Saadetler daha yoktu. O cemin piri kimdi? Mürşidi kimdi? Rayberi kimdi? Bu bir kere onların o yani o şeylerini çürütüyor. Bu Seyyid-i Saadet olayını çürütüyor bu. Evet yani çürütüyor bunların bu şeyini. Kesinlikle. Onun sorgulamasını ben kendi kitabımda da yaptım. Daha farklı şeyler de sorgulamasını yaptım. Yani cevap veremeyecek durumdalar da bu insanların işte müfteri olmaları da bakın dedelik kisvesiyle bir müfteridir kendisi. Benim iki diplomam vardır. Özür dilerim. İki diplomam vardır. Önce sosyal bilimciyim. İki üniversite bitirdim. Buyur. Sosyal bilimci, evet, ikincisi sosyolog. Açıklamanı İki istedim. Tane de yani bu müfteridir. Bunu özetle yani eğer bunu da dinleyecekse orada özür dilesin. Öyle kulaktan dolma bir şekilde bunu yapmasın. Ben ona soruyor muyum? Senin icazetini kim verdi? Sen kimden icazet aldın da dedelik yapıyorsun? Her o sülaledeki insan dedelik yapacak diye bir şey yok. Kendini bilinçli, bildirimli, donanımlı insansa o dört kapı kırk makamdan geçtin mi de sen dedelik yapıyorsun?
Bunu söyle. Yani bir de o Kırklar mitolojisini zaten ben oldukça konferanslarda da anlatıyorum. Oradaki durumu Ali'nin işte evli mi evli olmadığını mı? Oradaki insanlar teker teker say bakalım bir Kırkları. Eğer bunu da şey yapıyorlarsa saysınlar da bana dile getirsinler. Şimdi bazı sorgulamalar var da tabii ki Haydarcan dediği gibi epeyce zamanımız oldu. Başka bir programda bunu dile getirmek lazım. Yani insanlar çok bilinçsiz ve kayıtsız kalmalarının sebebi kendi inançlarını dahi sorgulayamıyorlar. Bir tabu haline getirmişler. Bunun da sebebi Şeyhülislam makamı oluştu bizde. Dikkat ederseniz. Şeyhülislam makamı fetva makamı. Diyanetinki gibi burada birileri fetva veriyor. Fetva uygulayan da kurum ve kurum başkanları. Ya yapmayın. Gerçeğe hü deyin ve bazıları kral çıplak deyip insanlarımıza gerçek bilgiler veren insanlara yolunuzu açın, yolumuzu açın. Siz yürüyün ki biz de o yoldan gidelim ve bilgilerimizi o insanlarla buluşturalım. Buradan bütün kurum başkanlarımıza söylüyorum. Bu insanların kesinlikle yalanlarına, dolanlarına, şiacı mollacı anlayışlarına, kutsal yer diyerekten götürdükleri Arap topraklarında kara çarşaf giydirdikleri insanları görün ve gerçeği görün. Kendi gözlerinizdeki perdeleri kaldırın. Ama adamlar bazıları okumuş ama gözlerindeki perdeleri kaldıramayacak kadar aciz ve düşkün insanlarımız yok mu? Var. Bunları da kınıyorum buradan. Bize yani güzel görünüp bizden gerçekten bilgilerimizi alıp da bize sahip çıkmayan kurum başkanlarını da kınıyorum. Burada gerçekten seslerini çıkarsınlar. Ya siz neyden korkuyorsunuz? Bu insanlar çarpacak mı? Bu insanlar kayaya binip cansız kayaya binip de seni mi yılanı kamçı edecekler? Veya seni avu içirip de seni öldürecekler mi? Ne yapacaklar seni? Sen doğru söylediğinden dolayı seni öldürüp de bir tarafa mı atacaklar? Korkmayın ya. Korkmayın ve ayağa kalkın. Ayağa. Ayağa kalkın ve biz gerçeğe hü dedik ve bu insanların yanındayız deyin. Bakın biz burada çırpınıyoruz. Niçin? Öz dinamiklerimiz üzerinde gerçek bir Alevilik, İslam'ın dışında bir Aleviliktir. Hiçbir alakası yoktur diyerekten nefes tüketiyoruz. Nefes. Bu kutsal nefestir. Bu candan geliyor. Buradan geliyor. Dilden gelmiyor. Ben özden söylüyorum bunları. Ama o insanlar dilleri çatal olduğundan dolayı dillerinden söylüyorlar. Ve bu yüzden de bu kıtlıkları ve acizlikleri, cahillikleri onların en büyük hastalıklarıdır. Onların bu hastalıklarını da onlara iade ediyorum. Ve buradan aşk ile bütün bizi dinleyen insanlara canı gönülden Alevilikle kalın, Alevilik'in gerçek özleriyle kalın diyorum. Mehmet Ali Can, senin de son sözlerini Aynı alayım, şey, ben aynı kısaca bir şekilde ben de toparlayayım. Şey... aynı şekilde ben de İbrahim Hocam gibi diyorum ki lafı oraya buraya çevirmeden gerçeğe hü diyerek, gerçeği görerek, hurafelerden kurtularak. Yani ben geçen bir yazı yazdım, bana edilmeyen küfür kalmadı. Şöyle bir şey, onu çok hafif kısa bir değineceğim. Ya arkadaşım, tanrısal bir güç var diyorsanız, ben yine burada da sormak istiyorum. Bu iki şeyi soracağım. Özellikle o İslam Alevi dediler. Birincisi, Kırklar Cemindeki pirleri bana anlatsınlar. İkinci olay, İmam Hüseyin Kerbela'ya giderken, yani Hüseyin giderken Kerbela'da Yezid tarafında, yani Hüseyin kimdir? Peygamberin torunudur. Peygamberin ciğerparesidir. Değil mi? Kerbela'ya giderken Yezid kimdir? Yezid bir diktatördür, bir katildir. Yezid orduları tarafından önü kesildi. Günlerce aç bırakıldı, susuz bırakıldı. Sonra işkenceyle, oklarla katledildi, kafaları kesildi, top oynandı. Peki sormak istiyorum ya. Tanrısal bir güç varsa eğer orada, neden peygamberin yahut da Hazreti Ali'nin tanrısal gücü bu diktatöre, bu Yezid'e karşı İmam Hüseyin'i ve etrafındaki insanları korumadı? Yani çok rahat bir şey yapabilirdi. Yani bir fırtına çıkardı. Tanrısal bir güçle bir fırtına çıkardı. Yezid ordularının bir rüzgar gelir, sırrı süpürü götürürdü. Gökten taş yağdırırdı. Ne bileyim bir şekilde, hani güç var ya diyoruz ya, işte doğaüstü güçle, olağanüstü güçle bunları yok ederdi. Neden kendi ciğerparelerine Kerbela'da sahip çıkamadı? Neden bu insanların ölümünü burada böyle sadece seyretti? Bununla ilgili bir yazı yazdım diye bana söylemedikleri lafı bırakmadılar. Burada bana Evet, sanırım Mehmet Ali Can neden internetin lan oldu? Bana cevap verin. Deyin ki ya işte Kırklar cebindeki. Bana diyorum cevap verin. Sadece cevap verin. Deyin ki kardeşim bu nedenlerle böyle oldu. İşte böyle yardım edemedi. Ya deyin ki Kırklar cemindeki piller buydu. Ya da onlar bilmiyorum yani, hani diyorlar biz Ben dünyanın şimdi var. ben
şey yapayım, şöyle toparlayayım çünkü süreyi aşıyoruz. Hani daha sonra izlenmesi Zaten açısından. bitirdim. Ben bitiriyorum. Tamam. Ben bitirdim İnternet de zaten. gitti geldi senin. Tamam, ben bitiriyorum. Bizi dinleyen, bizi izleyen bütün canlara sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten kalın. Yanlış yapanların karşısına kim olursa olsun, pir de olsa, mürşit de olsa, rayber de olsa, profesör de olsa, çıkın karşısına, korkmayın, gerçeğe hü deyin. Bu kadar. Hepinizi Canlar, selamlıyorum. ben de teşekkür Eyvallah. ediyorum. Öncelikle sizlere, bizi uzun süre takip edip hala yılmadan bizi dinleyip yorum yapan canlara öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra size çok teşekkür ediyorum. Burada geldiniz, az önce söylediğim gibi yani nefes harcadınız, düşüncelerinizi bu yayının bir parçası yaptınız ve burada insanlara anlatma derdi taşıdınız. Bu videoyu tekrar izleyecek canlar için sonradan gelenler oldu. Söyleyeyim, İbrahim hocamın güzel anlatımları oldu, değerlendirmeleri oldu. Avusturya adına da yapılmaya çalışılan çalıştay, kurultayın kendi iç çelişkileriyle beraber başarısını değerlendirmeye çalışan Mehmet Ali Can oldu. Tekrar izlediğinizde neden saldırıya hedef olduklarını da anlarsınız. Çünkü gerçekleri söylediğimiz için hedef haline geliyoruz. Yani hem gerçeğe hü diyoruz hem de birileri konuşuyor diye tehdit etmeye ya da onları susturmaya çalışıyoruz, bastırmaya çalışıyoruz. Bunları da görüp bunlara da aynı şekilde bu duyarlılığı geliştirmelerini ben bekliyorum. Talep etmelerini istiyoruz. Yani kurultay için sen söyledin, bunun devamını getirmek gerekiyor dedin. Ben de izleyen kitle için ve bundan sonra izleyecek ve hatta Alevlik adına hareket eden bütün her cana, kendiniz de takipçisi olun, katılımcısı olun, zorlayın, sorular sorun, yazılar yazın ve sıkıştırın. Yapın. Çünkü bütün söz konusu olan, burada canların da nefeslerini harcadıkları şey sizin kendi öz değerleriniz, sizin yolunuz. Muhakkak sözünüz olması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz herkese sabırla dinledikleri için. Teknik masada oturan Hasan Yıldırım Can'a da çok teşekkür ediyorum. 1,5 saattir sabırla yine bizi bekliyor. Tamam Can, yayın kapatabilirsin. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Aşk ile. Aşk ile.